Şimdi değerli insanlar, chat'teki arkadaşlar ve moderatör arkadaşlar, sizden rica ediyorum. Şimdi Ahmet arkadaşımız, misafirimiz bugün geldi, bize anlatacak. İman ettiği Kur'an'ı kendi görüş açısından anlatacak. Yayından önce kendisiyle görüştüm, sordum. Bu konudaki eğitimin falan nedir deyince kendi çabalarımla dedi. Meal, Kur'an mealini yaptığını duymuştum, onu sordum. Dedi çıkıyor, yaptım dedi. Arapçaya hakim misin diye sordum. Söyledi, Kur'an'ı meal edecek kadar hakimim dedi. Bunlar böyle kendisi hakkındaki bilgimiz. Kendisini zaten anlatacak biraz sonra. Yalnız burada ricam şu. Bizlerde, bizim avuçlarda şöyle bir şey vardır. Yün yataklar olur. Yukarıya koyarlar, misafir için bekler. Onu da hiç kimse yatmaz. Yani aileden kimse yatmaz. Çift çift yatarlar, o yatakta yine yatmazlar. Misafire sererler o yatağı. Yemeklerin en iyisini verirler. En güzel yere oturtururlar sofrada. Yani misafire öyle davranılır. Lütfen öyle bir şey bekliyorum sizden. Hatalı, rencide edici, küfür, bilhassa küfür ve aşağılayıcı kelimelerden vazgeçin, kullanmayın lütfen. Şimdi burası Kırkpınar değil, yani birbirimizi güreşip çıkmak için de çıkmadık buraya. Yapacağımız şey, kendisi argümanlarını ortaya koyacak, biz de niçin inanmıyoruz bunları konuşacağız. Daha ileride kısım kısım, öyle Kur'an 2 saatte, 1,5 saatte tartışılıp oldu bitti olmaz. Her bir sürü konu var içerisinde. O konuları tek tek konuşacağız kanalımızda. Ayda bir sefer mi olur, 2 sefer mi olur, o kendisine bağlı artık. Ya da haftada her günde olabilir, haftada bir günde olabilir. Bunu konu konu tartışacağız ileride. Onun için arkadaşlardan ricam, chatlerde, yorumlarda dikkatli davranmanızı rica ediyorum. Evet, Ahmet Bey, tekrar hoş geldin kardeşim. Şimdi ben şu soruyu soracağım sana ve mikrofonu bırakacağım. Neden Kur'an'a iman ettin? Ne oldu da, ne oldu da Kur'an ayetlerinin doğaüstü bir güç tarafından yazıldığını ya da yazdırıldığını anladın? Bize kendinizden bahsettikten sonra izleyicilerimiz tanısınlar sizi. Daha sonra neden iman ettiniz bize açıklayın. Buyur, mikrofon sizin kardeşim. Şimdi yaklaşık 30 yıldır Kur'an üzerine çalışmalar yapıyorum ben. Kur'an'ın kavramlarını, dilini az çok biliyorum. Şimdi getirilen eleştirileri de az çok görüyoruz. Yani kör değiliz. Yapılan eleştiriler zaten ortada. Birkaç tane sitenin ağırlıklı paylaştığı yorumlar var. Bunu da birçok arkadaş alıyor. Copy paste yoluyla paylaşıyor. Birçok insanın Kur'an'la alakalı eleştirilerini gördüğümde orada bir derinlik maalesef göremiyorum. İyi bir inceleme, önüne arkasına bakma, bağlamına, yani konu bağlamına bakma diye bir şey yok. Sadece sığ tartışmalar dönüyor. Şu an bizim yapmaya çalışacağımız şey bence güzel bir başlangıç. Bu tür tartışmaların bence çoğalması lazım. Hakikatin ortaya çıkması için mutlaka konu içi tartışmalar geliştiricidir. Bu yüzden bu tartışmaları önemsiyorum. Ve sizin de yaptığınız gibi, siz nasıl diğer düşünceden olan insanları tartışmaya çağırıyorsanız, ben de kendi kanalımda tartışmaya çağırıyorum ama genellikle insanlar kaçmayı tercih ediyor. Şimdi konu açısından bakarsak, Kur'an dediğiniz gibi öyle kısa sürede tartışılacak bir kitap değil. Ama ben burada kısa, böyle hani bir takım şeyler paylaşacağım. İzlenim vermek için. İnsanlar bu konuda fikirleri olsun. Çünkü Kur'an herhangi bir kitap değil. İçerisinde bir sürü şey barındırıyor. Hem felsefi açıdan ikna edici deliller, hem de gerek matematiksel deliller birçok yönüyle insanları etkiliyor. Tabii etkilenmeyen insanlar var. Şimdi sorun şu ki, İnsanlar elbette bir takım seçimler yaparlar. Ben bunu birçok videomda da vurguladım. Yani bilim adamlarının genellikle ateist olduğu düşünülür. Ama ateist eden bilim değildir. Çünkü bilim insanı olan birçok teist insan da vardır. İnsanlar seçim yapar. Öğrendikten sonra burada bir seçim yaparlar. Bunun bilimle falan bir ilgisi yoktur. Veya okudukları şeylerle de çok bir alakası olmayabilir. Ama insanlar genellikle seçimler yaparlar. Burada da bu videoyu dinledikten sonra elbette insanlar bir takım seçimler yapacaklar.
bu seçimler doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama ilk önce ben bu verileri paylaşacağım. İnsanlara tavsiyem şu, hemen videonun girişinde. Vakit ayırıp lütfen araştırın. Yani bu çok önemli. Çünkü araştırmadığınız, incelemediğiniz, yüzeysel olarak bildiğiniz bir veriyi eleştirmek kolaydır ama insafsızcadır. Özellikle bu Kur'an gibi, ahiret gibi önemli bir konudan bahsediyorsa, eğer bu kitap Allah'tan da gelmişse bu kişi açısından büyük bir kayba yol açacaktır. Yani bu kitabı okuyan insanların tamamı aptal değil. Bunu kafanıza yazmanız lazım. Bir kısmı düşünen, araştıran, sizin gibi konuya hassasiyet gösteren, gerek bir kısmen eleştiren, gerek tamamen katılan vesaire birçok düşünce olabilir. Ama burada şu an bizi dinleyen arkadaşlara tavsiyem, konuları mutlaka detaylı bir şekilde kendiniz araştırın. Duyduğunuz şeyleri hemen kabul veya red etmeyin. Bu kimden olursa olsun. Ben izninle verileri paylaşacağım burada. Bir saniye, şimdi okuyan arkadaşlar, verileri okuyan arkadaşlar ya da Kur'an'ı okuyan arkadaşlar araştırsınlar dediniz. Nereden araştıracaklar? Kur'an ayetlerini nereden araştıracaklar? Kur'an ayetlerini kendileri direkt mealden okuyabilir. Ben şöyle göstereyim. Örneğin bu konularda yazılmış kitaplar var. Örneğin Kur'an hiç tükenmeyen mucize. Bu kitabı bir okusunlar. Kim yazmış? Bir saniye. Şimdi sağlam gidelim Ahmet Bey. Kur'an yetersiz mi ki onu okusunlar yani? Yok, bu yetersizlikten kaynaklanmıyor. Şu an benim burada konuşmam Kur'an'ın yetersizliğinden kaynaklanmadığı gibi sizle şimdi tartışma yapıyoruz. Bu tartışmayı da benim kitaba aktarmam veya kitap yazmam Kur'an'ın yetersizliğinden kaynaklanmaz. Ha, bu sizin kitabınız. Kitaplarda, bu sizin yok, kitabınız yani. Bu benim arkadaşlarımın kitabı. Bir grubun yazdığı bir kitap. Birçok kişi. Hayır, şu bana uymuyor yani. Şu uymuyor. Şöyle. Kur'an'ı okuyun diyorsunuz. Ondan sonra da araştırın. Nereden araştıralım? Bir kitap tavsiye ediyorsunuz. Yani bu olmuyor o zaman, biliyor musunuz? Yok, olur. Şöyle düşünebilirsiniz. Siz şimdi örneğin birçok video çekiyorsunuz değil mi? Niye evet. Çekme gereği hissediyorsunuz? Ben İnsanları onun üzerine aydınlatmak için. Bunun için kitap da yazabilirsiniz. Doğru mu? Evet, doğru. Yazdım. Dolayısıyla buradaki kitabın yazılma gayesi budur. Yoksa oradaki açık olup olmaması değil. Bir takım bilgilerin bir araya getirilmesi, insanın işinin kolaylaştırılması, okuyanın işinin kolaylaştırılması. Yoksa kişi gerekli emeği harcayıp kendisi de bunları görebilir. Tabii bilgi paylaşımı açısından kitap yazmak önemli. Şimdi ben hemen konuma kitap yazmaya karşı değilim. Kitap yazmaya karşı değilim. Yani Kur'an yetmiyor mu? Okuduğumuz zaman anlayamıyor muyuz yani? Başka birini okumak zorunda mıyız? Kur'an yeterliliğiyle alakalı bir şey değil. Kur'an'ın içerisinden bir takım hikmet yeterli diyorsunuz. Yani Kur'an okuduğumuz zaman anlarız. Tabii dini anlarsınız. Tamam. Orada tamam, şey karıştırmamak. Bunu soruyorum. Anlarız yani. Tabii kesinlikle. Evet. Eğer dini öğrenmek istiyorsanız anlarsınız. Bu size dininizi öğretmiyor. Kur'an'ın içerisindeki bir takım matematiksel yapıları özetleyen bir kitap ve harika bir kitap. Herkese bunu bir kez baştan sona okumayı öneriyorum. Net sorayım, daha net sorayım da ileride şey olmasın. Şimdi diyorum ki biz ayetleri okuduğumuz zaman, Türkçe mealini okuduğumuz zaman, yani bazılar diyorlar ya mealden anlaşılmaz. Kardeşim Kur'an'ı anlayamazsın, kafir olursun. Şimdi yani benim verdiğim slide ekrana verirseniz bunu vereceğim şimdi, konuşalım. Vereceğim. Şimdi kafir olursunuz, bunu Kur'an'dan anlayamazsınız. Mealden anlayamazsınız diyorlar. Siz de diyorsunuz ki anlaşılır diyorsunuz. Ben yani sabitlemek istiyorum görüşünüzü. Yok, ben de sizin anlamanız için bunu ekrana verin. O zaman göreceksiniz. Bunu mesela mealde göremezsiniz. Bunu bu kitapta görebilirsiniz. Olmadı şimdi. Hadi neyse, devam et. Açın bakın, göreceksiniz. Tamam. Şimdi buradaki veri şu. Kur'an'da geçen sayılar bu. Tam 30 tane. Bu sayıların toplamını topladığınızda 19'un tam katı çıkıyor. Bu sadece bir giriş açısından, yani bilgilendirme açısından veriyorum. Yani Kur'an'da öyle bir sayılar kullanılıyor ki bu sayıları alt alta derlediğinizde 19'un tam katı çıkıyor. Şimdi Kur'an'da şöyle özellikler de var. Örneğin Nuh'un yaşını söylerken Kur'an 1000'den 50 eksik der. Yani burada 1050 yapıyor. Eğer direkt 950 deseydi bu yapı burada tutmayacaktı. Şimdi bunu alıp derleyip bir kitaba yazmak Kur'an'ın yeterliliğiyle alakalı bir konu değil. Dolayısıyla bu kitaptan öğreneceği şeyler buradaki bu gösterdiğim gibi bilgiler. Şimdi bu bilgileri direkt okuyan birisi göremez. Ama bunu araştıran, üzerinde kafa yoran birisi bunu oradan görebilir. Sadece bu değil. Ben hemen şimdi diğer konulara da geçmek istiyorum. Hani kısır tartışmalar aramızda olmasın. Şimdi amaç burada hakikati ortaya çıkartmak. Sizin de benim de şimdi tartışmaları yaparken siz
Hani burada Kur'an uydurma bir kitap derken kendi kanaatinizi ortaya koyuyorsunuz. Haklı da olabilirsiniz, haksız da. Buradaki amacınızın samimi olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir hüsnü zannım var. Biz de burada samimi bir şekilde hani Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğunu anlatmaya çalışacağız. Artık burada dinleyen kişilerin takdirine bırakacağız. Şimdi burada Yakup kardeşim, bakın dünyada dünya ve ahiret kelimeleri Kur'an'da tam tamına 115 keser eşit şekilde geçer. Yani iki kelime eşit şekilde kullanılır. Yalnızca bu değil. Adem ve İsa kelimesi. Bu kelimeler mesela Kur'an'da benzetme açısından da kullanılır. Yani sadece geçiş adetleri değil, kullanılırken de bakın ayeti orada görüyorsunuz. Şüphesiz ki Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir der. Ve burada bir benzerlik de kurur. Aynı zamanda kelimeler de eşit şekilde kullanılmıştır. Bu Abdurrezzak Nefel tarafından 1970'li yıllarda bulunmuş Kur'an'daki bir içeriktir. Daha önce hiç kimse tarafından bilinmiyordu bu. Melek ve şeytan kelimeleri 88 kez eşit şekilde geçer. Adalet ve zulüm kelimesi, kıst kelimesi ve zulüm kelimesi eşit. Yine 15'er kez geçer. Burada ayet meallerini görüyorsunuz. Şimdi günler kelimesi bir ayın gün sayısı kadar ortalamada dünya hukuk literatüründe 30 olarak kabul edilir. 30 kez geçer çoğul olarak. Bir ay kelimesi, şehir kelimesi Kur'an'da 12 kez geçer. Ve bunun bir takım 365 gün, az sonra onu da ben burada paylaşacağım, orada da söyleyeceğim. Bunda ilginç bir özellik de var. Deve dediler. Kur'an'ı okurken görmüşsünüzdür mesela. De diye bir ifade vardır. Emir, bir de dediler. Diğer tarafın dediği şeyler aktarılır. Şimdi burada 332'şer kez eşit şekilde geçiyor. Şimdi bir kitap düşünün ki Allah'tan geliyor. Birçok insan buna inanmıyor. Ama bu kitap içerisindeki birçok şey, kompozisyon, ilginç bir şekilde matematiksel özellikler gösteriyor. Elçilik ve insanlık 368'er kez geçiyor. Bir insanı oluşturan tüm parçalar insan adedi kadar geçiyor. Burada bakın insan 65 kez geçiyor. İnsanı oluşturan parçalar üst üste toplandığında alt alta 65 kez. Yine eşit şekilde bir veri veriyor. Yani insan oluşturan tüm parçalar ve insan. Şimdi bu da ilginç bir veri. Bunlar yine söylediğim gibi 19'dan bağımsız. Tikel veriler. Ay, kamer, biliyorsunuz aya gidişle alakalı bir takım şeyler var, tartışmalar var piyasada. Şimdi burada aya gidiliş tarihiyle alakalı bir veri var. Örneğin, şöyle, şunu bir dakika tutturayım ben. Şimdi burada 1389 sayısını görüyorsunuz. Bu ayın aya gidiliş tarihi. Hicri olarak aya gidiliş tarihi. Kur'an'ın 1389 tane ayet var. Şak-ı Kamer, o 54. surenin 1. ayetinden sonra Kur'an'ın sonuna kadar. Bunu bir ilginç veri olarak paylaşıyorum. 1389 adet ayet var. Yani ayın yarılmasından bahseden ayetin ayın aya gidilmesi tarihini hicri olarak vermesi ve o ayetten sonra hicri yılı kadar ayet sayısı olması, sadece bu değil tabii. Bir de şöyle ilginç bir veri var. Burada da bakın NASA'dan alınmış bu fotoğrafı sizinle paylaşıyorum. 54. dakika 1. saniyede o araç oradan ayrılıyor. Şimdi bunların hepsine tesadüf diyebilirsiniz. Sorun değil çünkü çok fazla verimiz var. Hepsine tesadüf demek zorunda kalacak birçok insan diyebilir, sorun değil. Şimdi burada huruf-u mukattalar mesela. Biliyorsunuz değil mi Yakup Bey? Huruf-u mukattaları. Evet, evet. Surelerin başlarında bulunur. 14 tane toplam harften oluşur. Burada verdim onları. Bakın, Latin harfleriyle de verdim. İranlı Esed Hüseyini tarafından keşfedildi bu. Dünyada bu arada 19 sistemini inceleyen sadece Türkiye değil. Dünyanın her yerinde, İsveç'te, ne bileyim, Balkan ülkelerinde, İran'da, İngiltere'de, Amerika'da birçok insan bu sistemi inceliyor. 114 ayette bir arada bulunuyor bu huruf-u mukattalar. Yani 14 harf, az sonra görselini de vereceğim anlaşılır olsun diye.
Aynı anda 114 tane ayette. Bu veriyi tek tek elimle kontrol ettim. Nüsha da burada, şurada. Yani doğruluğunu, yanlışlığını burada kontrol de ettim ben. Verdiğim verilerin hepsini tek tek kontrol ettim. Şimdi burada bakın. Şimdi ileriki slaytlara gireceğiz. Şimdi Kur'an'da bakın Bakara suresi 118'de Allah bizimle konuşmalı veya bize bir ayet mucize gelmeli değil miydi dediler. Daha öncekiler onlar gibi konuşmuşlardı. Kafaları birbirine benziyor. Biz mucizeleri, ayetleri inanacak olanlara sergileriz. Sonraki ayetleri de lütfen dinleyicilerimiz okusunlar. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri ayetlerimden çevireceğim. Yani insanın tavır gösterirken siz başlangıçta çok güzel bir giriş yaptınız. Dilimizi düzeltelim. Daha, yani kelimeleri kullanırken dikkatli olalım. İnsan bence karşımdaki insan kim olursa olsun ona bir miktar böyle belli bir nezaketle yaklaşmalı. Bu çok önemli bir şey. Bu insanın kalitesinden kaynaklanır. Eğer kumaşınız iyiyse diğer insanlarla ilişki kurduğunuzda daha kaliteli bir dil kullanırsınız. Bu bence sadece bu kanalı takip eden insanlar açısından değil, benim kanalımı birçok kanalı takip eden insanlarda ben maalesef kötü bir dil kullanıldığını görüyorum. Size karşı da çirkin bir dil kullanılıyor. Dolayısıyla dilimizi düzeltmemiz lazım. Bu ayetleri de bu yüzden buraya koydum. Kur'an'da bakın bir süre sonra haberlerin öğrenileceği yazıyor. Bu bilgi de Kur'an'da var. Bunu da buradan vermiş olayım. Haberlerini bir süre sonra öğreneceksiniz. Şimdi hurufun katta örneklerini burada veriyorum. Bu toplamda 14 harften oluşuyor. Devam edelim. Burada da bakın şeyi görüyorsunuz. 114 tane hangi ayette geçtiğini veriyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. İlk geçen huruf mukatta örneği 2. surenin 19. ayetinde. Yani 14 harf bir arada ilk olarak 19. ayette geçiyor. Son olarak da 73. surenin 20. ayetinde geçiyor. Bunları topladığımızda sayı değerleri de Kur'an'daki sure sayısını veriyor. 114. Şimdi daha veri çok. Bu verilerin hepsine tesadüf diyebilirsiniz. Ama öyle bir şey ki bu 14 tane huruf-u mukatta'nın burada da görselini veriyorum işaretlenmiş olarak. Bunların hepsini tek tek kontrol ettim ve bu bilgiler doğru. Aynen gördüğünüz gibi bakın bunların hepsi bu huruf-u mukatta örnekleri ve 14 tane. Tam tamına 114 ayette geçiyor aynen bu şekilde. Burada da 2. surenin 19. ayetini nasıl saydığımı görüyorsunuz. Burada da 73. surenin 20. ayetini. Şimdi burada gördüğünüz şey şu açıdan önemli. Yani birçok defa var bu huruf-u mukattalarla alakalı İslam tarihi boyunca tartışmalar yapılmış. Bir şey sorayım. Bu isim Buyurun. Kelimesi de 19 sefer mi geçiyor? Evet. Hı-hı. Orada siz az sonra yani bu konu geldiğinde şurada bir yerde onu gösteririm. İsim kelimesi evet 19 kez geçiyor. İsim kelimesi elifle yazılır. Bisim yani elifsiz olanlarını orada almıyoruz. Onu o geldiğinde, slide geldiğinde konuşabilir. Bunu lütfen bir kenara yazın. O slide geldiğinde onu konuşalım. İsim kelimesi evet 19 kez geçiyor. Şimdi burada ben Efe Aydal'a bir video yapmıştım. Arabamı da ortaya koymuştum. Bu videoda da arabamı ortaya koyuyorum. Kur'an'da 365 tane tekil gün kelimesi geçiyor. Az sonra örneklerini de göstereceğim. Şimdi bir kitap düşünün ki 475 adet gün kelimesi ve türevleri geçiyor. Ama tekil olarak alındığında arkada ne kalmayan kelimeler 365 adet geçiyor. Yani gün kelimesi bu arada bir yıl kelimesi bizim astronomik bir olaydır. Şeyden bağımsızdır yani bizim gözlemlerimizden bağımsızdır. Dünyanın çevresi dünya güneşin çevresinde 365 günde döner. Bu biz bilsek de bilmesek de bu olay gerçekleşir. Kur'an'da burada bakın ayet şeyleri verdim. 365 tane gün kelimesini. Arkadaşlar eğer 366.'yı bulurlarsa ben ona kendi arabamı hediye edeceğim. O kişi kim olur? İlk bulana vereceğim. Yıllardır tek bir tane bulan olmadı. Burada da diğer kelimelerin geçtiği yerleri görüyorsunuz. Eyyam yevmeyn. Yevmeyzin yevmehum. Yevmikum yevmeyzin. Şimdi burada gördüğünüz gibi toplamda da 19'un 25 katı kez geçiyor. 475 adet. Şimdi bir kitapta
bu verinin tesadüfen bir araya gelmesi ne kadar olasılık, olasılık dahilinde? Bunu kişilerin gerçekten düşünmesi lazım. Daha önce bu veriye bir sürü insan meydan okuyordu. 400 kez geçiyor, 450 kez geçiyor, bir sürü rakamlar söyleniyordu. Ben videoyu yaptıktan sonra o çağrıyı yineledim. Madem bu 360, yani 400 kez geçiyor, bir taneyi bulmak zor olmamalı. Ama bir tane şu ana kadar bulunamadı. Buradan da söylemiş olalım. Üstteki bizim saydıklarımız, bütün kelime sayımlarında arkadan ek almayan kelimeler sayılır. Bütün sayımlarda bu geçerlidir. Bakın burada kelimeler arkadan ek almıştır veya kelimeler değişime uğramıştır. Burada altta görüyorsunuz. Bu kelimeleri saymıyoruz. Bunun nedeni arkadan ek almaları. Arapçada arkadan ek alan kelimeler yeni bir kelimeye dönüşürler. Burada da yukarıda da normal gün kelimesini görüyorsunuz. Önden ek aldığında kelimenin anlamı değişmez. Yine gün olarak kalır. 365 tane yukarıdakinden var. Aşağıdakiyle birlikte toplandığında 475. 19'un tam katı olarak geçiyor. Burada da yine bakın Allah kelimesini sayarken yukarıdakileri sayıyoruz. Yine aşağıdakini saymıyoruz. Çünkü arkadan ek alıyor. Bundan 5 adet var. Yukarıdakinden de 2698 adet var. Burada da yine gün kelimesi gösterimi. Burada diğer veri yine. Şimdi 365 tane gün kelimesinin Kur'an'da tesadüfen bu şekilde olması, yani buna tesadüf mü diyeceğiz, yoksa buraya bu kelimesi, gün kelimesini koyan mutlaka burada bir şey amaçlamış mı diyeceğiz? Burada kişilerin kendisine bence sorması lazım. Yani Kur'an'da tesadüfen mi bu tekil gün kelimeleri 365 kez oldu? Tesadüf müdür? Az önceki 114 tane huruf-u mukatta harflerinin 114 ayette bir araya gelmesi tesadüf mü? Gerçekten kişilerin bunu düşünmesi lazım. Ama tabii sadece bunlar değil. Mesela bakın şu veriyi sizinle paylaşacağım yine. İzleyicilerimiz inşallah sıkılmaz, çünkü bir sürü bir şey, yani diziye, filme vakit arıyorlar. Buna da inşallah vakit ayırırlar, sıkılmazlar. Şimdi burada bir veri var arkadaşlar. Tam görünmesi için biraz büyütmeye çalışacağım. Evet. Şimdi Kur'an'da tek ve çift. Daha önce Yakup Bey bunları görmüş müydünüz? Biz Edip Bey'le bunları çok konuştuk. Yok. Bu veri hakkında mesela bir yorumunuz var mı sizin? Yok. Hiçbir yorum da yapmadım. Sadece şunu söyledim. Eğer burada bir mucize varsa, yani 19'lu bir mucize konulmuşsa, Kur'an'ın korunması açısından böyle bir matematiksel bir mucize ya da nasıl söyleyeyim bir bilmece gibi bir şey kurulmuşsa, bu olmaması gerekir. Neden? Kısa olarak söyleyeyim. Kimsenin bulamaması gerekirdi. Eğer Allah bir şifre koymuş ise bu Kur'an'a, matematiksel bir şifre koymuşsa, onu peygamber dahi bulamaması gerekirdi. Çünkü neden? Bakınız, yanlış askerlik yaptınız mı bilmem. Askerlikte mayın tarlası vardır. Mayın tarlası, mayınlar bir programa göre döşenir. Şimdi onu ancak döşeyen insan kaldırır, bilir nasıl kaldırılacağını mayını. Anahtarını bilemezseniz mayın tarlasını temizleyemezsiniz. Şimdi bu şifreyi koyan ancak kendisi bilmesi gerekir. Eğer şifreyi koyanın şifresi bulunursa... Bir zamanda kaldırabilir mi şifreyi efendim, koyan? Şifreyi koyan istediği vakitte kaldırabilir koyan, mi? Hayır. Şifreyi koyan ancak kendisi bilir. İşte istediği zaman kaldırabilir mi şifreyi? Kaldırabilir değil mi? Tabii koyan kaldırır. Onu da göreceğiz. Koyan kaldırır şifreyi. Aynen öyle. Neyse, zaten devam öyle. Edin siz. Biraz daha şimdi hızlı bakın, geçerseniz zaman... Yani elimden geleni yapıyorum. Maalesef elimden gelen bu. Şimdi burada bakın arkadaşlar. Bu 19'dan bağımsız bir veri. Burada tek ve çift. Şurada bakın arkadaşlar, sure no'larını görüyorsunuz. Birinci sure, ikinci sure, üçüncü sure, dördüncü sure. Bunlar da ayet sayıları. Şimdi bu ikisini topladığımızda bunu nereye yazıyoruz? Çifte yazıyoruz. 1 ile 7'yi toplarsanız ne yapar? 2'yi 8 yapar. Bunu çifte yazdık. 2 ile 286'yı topladığınızda nereye yazıyoruz? Çifte yine yazıyoruz. Buraya yazdık. Üçüncü sure 200 ayet.
İkisini topladığımızda 203 yapıyor. Nereye yazıyoruz? Teke yazıyoruz. Kur'an boyunca bunu yapıyoruz. Şimdi bakın burada ilginç bir veri çıkıyor. Buradaki tekler Kur'an'ın sure nolarını, çiftler de Kur'an'daki ayet sayıları veriyor. Şuradaki sayıları veriyor. Ayet sayısını veriyor. Çok ilginç bir özellik bu. Şimdi buradaki herhangi bir, bakın hani Kur'an'ın bozulmadığını diyorsunuz ya, buradaki veri sadece sure numarasını değiştirseydik, örneğin Fatiha suresi değil de Bakara suresi birinci olsaydı, ne olacaktı bu veri? Birinci sure Bakara olacaktı ve teke gidecekti. Fatiha'da yine teke gidecekti ve bu veri bozulacaktı. Şuradaki rakam artacaktı ve bu simetri bozulacaktı. Hani Kur'an'ın korunduğuyla alakalı böyle çok veri var. Yani buradaki veriler tesadüfen oluşmuyor. Eğer bir kitap Allah'tan geldiyse bu kitapta birçok üstün özellikler olması beklenen bir şey olmalıdır zaten. Şimdi biz burada felsefi olarak birçok konuyu tartışabiliriz, ayrışabiliriz, uzlaşamayabiliriz. Çünkü felsefi zemin kaygan bir zemindir. Önermeler değişebilir, yanlış önermeler yapılabilir, mantıksız önermeler yapılabilir ama burada matematiksel bir veri var. Burada gördüğünüz gibi direkt olarak 6555 tekin, burada da 6234 direkt olarak Kur'an'daki ayet sayısı geliyor. Umarım anlaşılmıştır bu veri. Şimdi az önce söylediğiniz bisim kelimesini burada vereceğim. Bu da İsveçli Katerina Kuhlmann tarafından keşfedilmiş bir veri. Bismillahirrahmanirrahim. Dört kelimeden oluşur. Bu dört kelime bisim, Allah, Rahman, Rahim kelimesidir. Toplamda 1919 ayette geçer. Burada görüyorsunuz. Bu dört kelime 1919 ayette kullanılmıştır. 19-19 yan yana. Gördüğünüz gibi tüm ayetleri burada göstermeye çalışıyorum. Toplamda 1919 ayet. Şimdi buradaki veri umarım anlaşılmıştır. Bu kelimelerin ne kadar geçtiğini İsveçli Katerina Kuhlmann şey yapıyor, merak ediyor ve hepsinin geçiş yerlerine bakıyor, işaretliyor ve toplamda 1919 ayette. Birinci ayetin birinde bildiğiniz gibi besmele ile başlıyor zaten, dört kelime de geçiyor. Son kelime de yine 112. ayeti, surenin ikinci ayetinde. Ve toplamda 1919 ayette geçiyor. Şöyle yapalım gözüksün. 1919 ayette geçiyor. Şimdi bakın burada birçok veri paylaşıyorum. Bu dört tane kelimenin 1919 ayette geçmesi, burada 1920 diyen varsa o bir tane ayet numarasını bizimle paylaşması lazım. Bu dört kelimenin 1919 ayette geçmesi tesadüf. Hurufu mukatta 14 harfin 114 ayette geçmesi tesadüf. 365 tane tekin gün kelimesinin geçmesi tesadüf. Daha çok tesadüf demeleri gerekecek arkadaşlarım. Burada da yine ilginç bir veri var. Ben bu arada verileri tabii seçtim. Yani burada biliyorsunuz Kur'an'da iki tane ilginç besmele başlangıçlı sure var. Bir tanesi Fatiha suresi. Bir numaralı ayetidir Kur'an'ın. Besmele'de bir numarası yazar. Diğer hiçbir besmele'de numara yoktur Kur'an'da. Numarasız besmele'dir. Ve bir de başlangıç farklı olan bir sure daha var. Dokuzuncu sure. Şimdi biz burada neden bahsediyoruz? Hep 19'dan bahsedeceğiz şimdi. Kur'an'daki matematiksel sistemi anlatmak için. Bakın, birinci sure farklı, bir de dokuzuncu sure farklı. Birisinde numaralı besmele var, diğer hiçbir surenin başında numaralı besmele yoktur. Tek başına Fatiha suresinde besmele, bir numarası yazılmasaydı 19'la alakalı birçok veri çökerdi. Tevbe suresinin son iki ayeti çıkarılmasaydı yine 19 sistemi çökecekti. Yok, çökmezdi. Birçok veri yine sağlıklı olarak kalırdı. Ama ya bir tanesi çöktüğü zaman hepsi çöker. Değil.
az önce gösterdim. 114 tane huruf-u mukatta çökmezdi. 365 tane gün kelimesi çökmezdi. Yani bağımsız olan veriler var, birbirine ilişki olan veriler evet. var. Bu yüzden birçok insanın kafası karışıyor, sistemi anlamıyor. Tamam, çünkü bunu zaten biz Edip Yüksel'le de falan çok konuşmuştuk. Burada bir noktalayalım. 35 dakikadır veri gösteriyorsunuz. Tamam, insanlar anlamış. Şu veriyi de ben paylaşayım bir dakika. Evet. Tevbe suresinin 9. sure 1 ile 9. sure. Yine 19. Yan yana yazdığınız 19 yapıyor. Tam 19 sure sonra 27. surenin 30. ayetinde yine 19'a bölünen bir yerde iki tane ve ikinci besmele var o surede. Bakın. Surenin başında besmele yok. 19 sure sonra surenin numarasıyla ayet numarasını topladığınızda yine 19'a bölünen bir yerde Süleyman'ın mektubunun başında Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Yine 19'la ilişkili. Şimdi burada 19'la alakalı ben şeyin sonuna geliyorum ama birkaç veri daha paylaşmam lazım konunun anlaşılması için. Mesela az önce siz söylediniz. Dediniz ki şifreyi gizleyen bunu açmaz. Şimdi bakın burada ya eyyuhel müddessir kum fe enzir diye bir ifade var. Şimdi Edip Yüksel'le tartıştığınızda muhtemelen bu verileri görsel olarak veremediği için çok anlaşılır olmamıştır. Ama şu an bu görsel olarak görüldüğü için izleyenler açısından daha anlaşılır olacağını tahmin ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burada şu Arapça ifade ebced değeri 19 harften oluşuyor. Bu arada bu ifade şurada görüyorsunuz toplamda 19 harf. Ebced değeri de tam olarak 1974. Bu ifadenin Türkçesi şu. Ey müddessir, ey gizlenen sır, kalk ve uyar. Hani siz dediniz ya az önce, şifreleyen onu açığa çıkartmaz. Ben de şunu söyledim. Dilediği zaman bunu açığa çıkaracaktır. Ve dolayısıyla bakın buradaki ifade de aynen böyle bir ifade. Ey gizlenen sır, kalk ve uyar. Müddessir'in sır kelimesi Türkçe'ye geçmiştir. Müddessir de gizlenmiş olan şey demek. Gizlenmiş olan demektir. Ey gizlenen, kum, kalk, fe enzir, uyar. Çok basit bir ifade. Kime diyor bunu? Kime diyor bunu? Sisteme sesleniyor. Kalk ve uyan diye kime diyor? Yok, sisteme sesleniyor. Bir yere uyarmıyor. Sisteme yani mi sesleniyor? Peygamber'e mi sesleniyor? Yok, kendisi bunu yapacak. Sistemin kendisine sesleniyor. Sistem bir şekilde bu 1974 yılında bulunuş tarihidir bu arada. 1974 kimdir? Yılı. Bulan kimdir? Reşat Halife. Reşat Halife buldu diyorsunuz. Aynen öyle. 1974'de çıkarırken bu 19'da 74'ü yan yana getiriyorsunuz. Bir de süresiyle. Getiriyoruz. Yan yana geldiği zaman matematiği olmaz. Kendi içinde bir mantığı var. Buna mantığı bakın. Olmaz. İki rakam, iki ondalıklı sayı yan yana getirilip öyle 1974 etmez. 1974 eder. Yani siz elma ile armutu koyduğunuz zaman iki elma diyemezsiniz. Matematikte öyle. Böyle bir kural yok yani. İki elma dersiniz. İki onu söyleyin. Yan yana getirdiğinizde siz onu saymasanız. Hayır, iki elma değil burası. Bakın şimdi. Rica ederim Ahmet Bey. Burada bakın. Matematikte böyle kardeşim. Bir kural yok. Yapı kardeşim. Var. Şimdi yanlış iki şey. Tane onu yan yana burada, getirdiğiniz zaman iki bakın, tane onu yan yana getirdiğiniz zaman bu bakın, bu din on etmez. Yan yana getirmedim. 1974 yılı bu iki tane ayetin ebced değeri. Ve tamam, 74 surenin numarası oluyor 19'da. Yok yok, değil şeyi. Değil, alakası yok. Bu ebced değeri. Söylediğiniz neyse şey devam edin, siz kapatın da ben konuşacağımı kendi zamanımda konuşurum. Olur. Şimdi burada 19'la alakalı bir takım veriler burada paylaşacağım. 29 tane surede huruf-u mukatta var. 29 tane surede. Bu İslam tarihi boyunca tartışılmış bir şey. Birçok insan bu konuda bir sürü şeyler söylemiş. Fakat 19'la birlikte bu açığa çıkıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Özür dilerim. 19 surenin başında aynen böyle geçer. Şimdi bakın. Bir kitap düşünün. 1974 yılına kadar bunlar kimse tarafından bilinmiyordu. 19 surenin başında huruf-u mukattalar aynen bu gösterdiğim gibi şekilde geçer. 10 tanesinde de bu aşağıda gösterdiğim 10 ayetle başlayan huruf-u mukatta örnek demişim. Bu şekilde geçer. Toplamda 29 tane 29
tane surede geçer. 19'u ancak böyledir. Burada da görselini vermeye çalıştım. Bakın Elif Lam Mim der, ikinci ayete geçer. Burada da bakın Elif Lam Ra der, yine burada bir şeyler söyler. Bu da bir ayettir. Yukarıdakinden tam tamına 19, aşağıdakinden de 10 tane var. Bu huruf-u mukattalı surelerin arasında da 38 tane huruf-u mukattası sure vardır. Yani birinci sureyle, ikinci sure huruf-u mukattayla başlar. Bakara suresi Elif Lam Mim diye başlar. 68. surede de Nun'la biter. Bu 2 ile 68 sure arasında kalan 38 adette, yani 19'un 2 katı sure vardır. Şimdi bakın burada bir sürü şey 19'la ilişkilendiriliyor Kur'an'da. Ben şimdi burada şey yapmıyorum. Bazı verileri vermiyorum. Kısmen burada fikir edinsin diye insanlar, bir takım sıkıcı olmasın diye sadece özet verilerle geçiyor. Tamam. Şimdi bir saniye. Tamam, bu, alalım bunu şeyden. Artık yeter, bu kadar göster. Çünkü insanlar değişik şeyler bunu yazıyorlar. Bunu vermem lazım yalnız. Bunu bitirmem lazım. Bunu bitirdikten sonra yapalım. Evet. Şimdi ben sadece bir başka insanı dinleterek bu 19 sisteminin nasıl çöktüğünü ben de insanlara göstereceğim. Yani kendim yanıt vermeyeceğim. Bilen, eleştiren birini de alırsınız buraya. Hayır. Kendim yanıt vermeyeceğim. Kendim yanıt vermeyeceğim. Bir İslam profesörünün, bir doçentin bu 19 sistemini... Hodri Meydan. Buyur. Şimdi videosunu vereceğim. 10 dakikasını dinleteceğim. O arkadaşlar bütün videoları, videonun bütününü dinleyebilirler. Edip Yüksel'le bu masaya oturdular. Geniş 4 saat tartıştılar ve oradan Edip Yüksel. Halis Aydemir, konuyu çok iyi biliyorum. Oradaydım o gün. Şimdi ben onun o bölümünü vereyim. Arkadaşlar bunu da izlesinler. Bir saniye, sen bunu kaldır oradan. Ben sunumu bitireyim. Daha çünkü bir iki slayt var burada. Bakın bu şu birkaç slaytı vermem lazım. Bunu bitireyim. Siz neyi veriyorsanız verin. Şimdi bakın. Burada Kaf suresi var. Bunlar hep benim verdiğim veriler, tartışmasız. Yani burada eleştiri getirilmemiş, bir eleştiri yapılamamış veriler. Kaf suresi 42. sure, Şura suresinde bir kafla başlar. 50. surede de yine tek bir kafla başlar. Her ikisinde de eşit bir şekilde 57'şer tane kaf vardır. Ve iki tane 57'yi topladığınızda toplamda 114 tane kaf yapar. Şimdi biraz kafam karıştı. Bir de hamimi göstermek istiyorum. Hamimler yine hiçbir şekilde eleştiri getirmeyen bir veridir hamimler. Hamimler 7 surede, 40. surede başlar, 46. Ahkaf suresinde biter. Toplamda ikisini, ha ile mimleri topladığınızda 2147 adet geçer. Bunu da Milan Sulp diye bir arkadaş, Balkanlardan bir arkadaş buluyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi sağ sütunda sayıları topladığınızda, bu matematiksel bir özellik değildir. Bu olmak zorunda değil. Az sonra iki tane de burada tablo göstereceğim. Bakın 113 hanesini göreceksiniz. 2147'nin bölünme sayısı kadar, şurada bakın, 2147'yi birçok yolla tutturabilirdiniz. Ama sağdaki sütunu tutturmak için bu şekilde olması gerekiyor. Yalnızca burada değil, diğer iki surede, yani 40 ve 41'de, 42'de de, 43, 44, 45, 46'da da aynı özellik mevcut. Şimdi bu, ben sizden açıkçası şu tabloyu yorumlamanızı isteyeceğim. Bu tablodan ne anlıyorsunuz? Şimdi Ahmet kardeşim, ben sana bir şey söyleyeyim. Söyleyin lütfen. Bu Epcep hesabı, bakınız, bu Ebced sizin aynı şu hesabı, şu rakamsal hesapları Yaşar Kemal'ın, İnce Mehmet 1-2-3'ü alın. Bakın İnce Mehmet 1-2-3'ü alın. Oradan da çıkarırsınız bu hesapları. Bu hesaplar, bu hesaplar ön yargıyla bu cümleleri kuruyorsunuz. Hayır, bakın şimdi bu hesaplar ne izleyiciye bir faydası var, ne bize. Var, var. Önemli olan içerik, Kur'an bize ne diyor? Kur'an bu içerik
Kur'an bize ne diyor? Onlar bu önemli. İçeriği gördüğümde bir insanın, ben şöyle söyleyeyim, Kur'an'daki bu sistemi gördüğümde Kur'an'a olan imanım o kadar yüksek ki, ahirete olan imanım o kadar yüksek ki, bu yüksek imanla Kur'an'ı anlamaya çalıştığımda daha sağlıklı anlıyorum. Ama sizler maalesef ön yargıyla baktığınız için Kur'an'ı söylemeyin yani, yargılamayın bizi hemen. Bak 45 dakikadır mikrofon sizde, lütfen. Evet. Lütfen yani ben şimdi bu et cep hesabını, bu 19 sistemini kesinlikle tartışmıyorum. Niye tartışmıyorum biliyor musunuz? Bak şimdi adam nasıl çöker diyor. Bu 19 sistemini çökerttiği bir şey yok. Bir İslamcı açın, çöker. Lütfen seyredelim. Hadi bekliyorum. Tamam seyrede. Ben 10 dakikasını izleteceğim zaten. 10 dakikasını Harika. İzleteceğim. Diğer bölümleri arkadaşlar bekliyorum. İzleyebilirler. Komplesini izleyebilirler. 3 saat 4 saat sürüyor bu video. Umarım sesi falan duyulur. Ben size şimdi arkadaşlar bunu göstereyim. İzleyin 10 dakika. Edip Yüksel bu işin bir numaralı savunucusu ve kitapları var. Ve elindeki o kitabı da, bir İngiliz'in yazdığı kitabı da getirdi. Halis Aydemir'in önüne koydu. Halis Aydemir tek 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 saydı. Ve zaten daha önceden videoyu başlamıştan izlerseniz daha iyi anlarsınız. Onun için ben sadece 12 dakikalık bir bölümünü izleteceğim size. Buyurun. Sesini biraz yükseltebilir miyiz? Şimdi ismi sayıyorlar arkadaşlar. İsmi sayıyorlar Kur'an'da. 119, 619. 6, bir saniye. 6, bir sonraki ayet. 119. Dur bir bakayım. Altıncı sure. Sesini biraz açabilir misiniz? Ayet. Duyabiliyor mu acaba arkadaşlar? Sorabilir miyiz? Altıncı sure. 6. Bir sonraki ayet. 118. 119. Burada isim kelimesi geçmiyor abi. Okuyayım ayeti. قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ السَّابِقِينَ 119 mu? 6. surenin 119. ayeti. قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ السَّابِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ Sen o zaman yanlış bir Kur'an'dan okuyorsun. Abi buradan da bakalım. Allah sistemin yanlış. Hayır buradan da bakalım. Tamam. Sorun değil. Ben de bu arada tartışmayı bildiğim için altyapısını hazırlıyorum. Maide suresi 119. ayet. Yok 6. 6. sure. 6 Enam. Bir saniye. İsmi anılan şeyleri yemiyorsun sen. Var o zaman. 119. ayet. Tamam var abi burada isim kelimesi. Evet. 621. Yani vakit şeyi israf yapıyoruz ama buyur. 621. Abi hepsini yapmıyoruz. Bir tanesini yap, bir tane, yani, üç tanesini yapacağız. Buyur. Yine Enam suresi. Hı-hı. Kaçıncı ayet? 121. İki sonrası. 121. Yani, yine aynı şekilde isim kelimesi var. Sonra ona güvenmiyor buna. Sonra abi. Sıradaki 620 121'i söyledim. 138. 6'da mı gene? 638 yani. 6. sure 138. 138. ayet. Var aynen isim kelimesi de var. Biraz ileri alırsanız bence daha iyi olur. 28. 22. sure. 28. Yani Hac suresi kaçıncı ayet? 28. 28. ayet. İsim kelimesi yanlı olarak var abi. 6 oldu sonra. Evet. 22, 34. 22. 34. 34. Evet. Aynen isim kelimesi yanlı olarak var. 22 36.
Aynen, yanlış olarak isim kelimesi var. 22-40. Sen gördün mü? 22-40. Var, gördüm. 49-11. Dokuzuncu soru. Ya Hucurat. Elli beş. Bunu sayacak mıyız? El ismul fusuku. İsim hiçbir şey değişmiyor. Gramatik bir şeydir. Hayır, sadece gramatik değil. Bunun resmi de bu aynı değil. Aynı o. İsim. El takısı aldı başına bakın. Resim değişti. Abi o zaman sonundan H eklenince de alalım. Ne fark eder ki eğer yalın isme bakıyorsam. Şey, bu seçici, burası seçicilik. Devam edelim. İyice mi gelince bu adam da aynı bizim yapmamız. Hayır, burada şu şurada orada başka bir Kur'an diyor derken ki mantığınız neydi? Yani burada diyorum ya, o yanlış zaten, onu çoktan eldim. Seninle alakası yok. Ben kendim fark ettim onu ve çünkü o yevm. Ben bilemem ama ben aldım, yine saydım ve buradaki mantığını çok başka yerlerde de gördüm. Hayır, başka yerlerde anlamsal olarak anlamsal farkı gözettiğinizi başka yerlerde de gördüm. Şimdi bunu bir tarafa not ederiz. Anlamsal fark önemli değil. Yalın. Anlamsal fark. Eğer özel isimse, eğer bir hani bir şey için isim olarak şey diyorsa elbette orada şey, ama isim kelimesi ister kötülüğün ismi olsun, isim yani gramatik bir kelime falanca isim. Şimdi ismin anlamında hiçbir değişiklik yok. Ama bir kelime Allah için kullanılan, insan için kullanılan, o kelimenin mefhumu birisinde sonsuzluk ifade eder, diğerinde farklıdır. Evet. Fakat isim kelimesi gramatik bir ifade, yani içeriği yok. Evet. Sadece bir nedir, bir etikettir. Anladık. Diyorsunuz ki kelime isim kelimesi, nötr bir kelimedir. Kim için kullanmış, kullanmamış önemli değil, sayılır diyorsunuz. Kural mıdır bu? Kural mıdır? Yani isim kelimesi. Yok, özel isim olarak kullanılıyorsa kesinlikle şeye bakacaksın. Yani özel isim, yani Allah için kullanılıyor. Bunları abi mesela kim kullanıyor? Bunları yok, yani tersinden okursak bunlar gidip yoklamalarımızda önümüze mesela çıkan sorunlardı da. Salih kelimesi. Şunu bir devam ettirelim, yani bitirelim. Salih peygamber için özel isim olarak kullanılıyor. Bir de salih bir kul. Arada bir fark var. Birisinde özel bir isim olarak kullanılıyor. Diğerinde herhangi bir salih. Ama burada anlamına dikkat ettiniz. Tabii. Ama demediniz ki salih demek iyi kişi demektir. İsim olarak kullanılsa da sayarım. Şu olursa da sayarım. Ama benim için. Ama sadece orada salih derken iyi kişiden öte bir kişi. Anlama geçiyorsun. Ya kardeşim, burada bir konu neyse o soruları not edip bana sorar mısın? Tabii de diyor. Anlam yine değişmiyor. İsim değişmiyor. İsmin anlamı değişmiyor. Yani konu neyse o soruyu bir sen bana sor. Ben ismi olsun de. Yalan şey, isim kelimesinin özel. İsim kelimesi sıfat değil. Abi, İsim kelimesi salih gibi yani şeyiyle nedir, mevsufundan dolayı anlamında herhangi bir ben sadece şuna inandığımı söyleyeyim. Biraz felsefi bir şey. Biraz birini düşünemiyorsun. Eğer isim yalın olarak 19 ayrı yerde olsaydı benim edindiğim izlenim bu el isim alınmayacaktı. Denecekti ki bu zaten Allah için kullanılmış değil. Ama olmadığı için ihtiyaç duyulduğunda abi şunu bitirelim. Yalın isimlerin 19 olmadığını da. Çünkü bir isimler gelecek daha. Şuna biraz ihtiyaç var Edip abi. Hani o giriş kısmında şu rullara göre yaptık bu işi. Bunu millet kendisinden çıkarır anlar diye. Zaten yeri geleceğiz. Hayır, sorun ne biliyor musun? Evet. Onun neden yapılmadığını ben kitabı bitirince çözdüm. Edip abi ön yargı diyecek ama ben kitabı bitirince çözdüm. Çünkü bu ayağınıza dolaşacak. Yani bunu sayacağım dediğiniz yerde başka yerde çok yapmayacağınız için tampon bölgeyi daralttığımdan. İstersen onu rahatlıkla bir sayfada izah ederim. Hiç sorun değil. Ama yapacağım. İstersen madem ki sıradakini söyle. Abi kitap bitti. Şey. Kitap 40 yıl ömrünü tamamlamış. Böyle. Kim ona verdi? İsim kelimesini saymaya devam ediyoruz. 49'a 11'i sayalım. 10. olarak 49'a 11'i sayıya dahil ettik. Bir sonraki neydi? 55-78. İsim kelimesi. Keşke bu videodaki konuları not etseydiniz, direkt olarak bana sorsaydınız. Böyle vakit kaybetmezdim. 8'e bak, okey. Bak sen kendin. Görüyoruz, tamam. Bir sonraki.
55-78'den sonra. 56-74. Bu isim yalın değil. Sayacak mıyız? Ben isim. B harfi, bism ama. Ya herifle geliyor. Hani isim de abi 19 tane veriyordu. Bak ya. B harfi var orada. Şunun gençlik var. Demek ki bu adam da bizim gibi yanlış abi. İyi de bu yani basit bir şey değil ki, bu adam da yanlış. Demin çok iddia ediyordunuz, çok harika, çok harika. Hayır da. Yani, şimdi bu adam da yanlış yapmış. Bu adamın yaptığı doğru olduğunu inanıyorum. Çünkü bu adam... Ben, bana bir kriter... Şerif kelimesini de 12 saymıyor, dinle. Ben yazıyorum şimdi. Ha. Yani resim ile mi gidiyoruz? Anlamla mı gidiyoruz? Yoksa sadece işimiz 19 aramak, başka bir kriterimiz yok mu? Bilmiyorum. Şimdi orijinal kelimenin yerinde sizin 19 sayarak B'siyle, S'niyle, M'yle evet. Çok önemsediğiniz evet. Bu duruyor. Bunu arayacağız diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki kitabınızda gördüklerinizi arayacaksınız. Hayal görmeyeceksiniz. Fiziksel gideceksiniz. Gidiyoruz. Daha ilk başta diyorsunuz ki bunu sayacağım diyorsunuz. Doğrudur. İki kelime aynı mı? Resmen aynı mı? Diyorsunuz ki anlamsal vesaire yoruma giriyorsunuz. Bizim olasılık o arada yerlerde sürünüyor. Neden? Çünkü şey gitti. Peki bunu bize dediniz, illa say dediniz. Hadi sayalım dedik. Şimdi o zaman bunu sayacağız diye anladık. Şimdi buraya geldik. Bunu da sayacağım diye. Yok onu saymıyorsun. Bak burada Elif var şimdi. Elif varmış. Daha kötü. Şimdi hiç asla hiç benzemeyen bir başka onu da yazayım. Evet. Onu da açıklamıyorsun. Baştan bir şey eklendi. Sondan eklenince almadık. Şimdi başkan baştan başka bir şey eklendi. Bunu alacağız öyle mi? İsim var. Orijinali buydu. Yani biz harfleri sayıyoruz, gördüklerimizi sayıyoruz ama bu söylem sadece edebiyat işin orijinalinde biz... Aynı şey. Bu aynı mı? Yok. İsim. İsim. Başındaki ne bu? Başındaki bir. Bu arada elif. Şekil ya. Değişti mi? Şekil değişti mi? Şekil değişti. Demek yani hayal sayıyoruz. Ben sadece onu sayıyorum. Yani orijinal gördüğümüzü saymıyoruz. Seçici davranıyoruz. Eğer böyle davranacaksak bu ismin 208 bilmem kaç tane versiyonu var. Ben oradan size 29'u isteyen 29'u çıkarayım. 35'i isteyen 35'i çıkarayım. İsim kelimesi sizin iddianızın en temel, evet. En güçlü noktası. Size bir soru soracağım. Tartışmadan ne anladınız? Bir saniye. Değerli insanlar, şimdi bu tartışmayı tümden izleyebilirsiniz. Baştan isim Bismillah'tan geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim'den geçiyor. İsme geçiyorlar. İsim tutmuyor. İnternetten tek tek gösteriyor. Ben bütün iki sefer izledim tümünü. Siz de izleyebilirsiniz. Ben sadece 10 dakikasını koydum. Sizden ricam ne tartışılıyordu orada? Bana söyleyebilir misiniz? Yani isim aranıyor. İsim. 19 tane isim aranıyor. Ya bulunamayan ne? Bulunamayan ekle. Kafasına göre alıyor. 19 tane. Ben kafasına göre neyi almış? İsimleri. Başında B olanı almış. Elif olanı almış. Bazı yerde alıyor. Bazı yerde almıyor. Tartışmayı siz de izleyebilirsiniz canım. Yo, önemli ben değil. Ben çok iyi biliyorum. Zaten yıllardır. Yok orada. Bir de orada. Fark etmez. Şimdi ben başka şimdi bir şey... Tartışmanın ne olduğunu ben burada slide olarak hazırladım. Tek bir slide. Ahmet Bey, sizin hazırlamanız doğru olduğu anlamında değil. Sizin yo, verdiğiniz bakın. grafikler doğru olduğu anlamında değil. Bakın şimdi size bir şey sorayım. Grafik net canım. Herkes araştırabilir. Tamam. Aynen. Orada ben ne diyorum? Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini üst üste koysanız o rakamların hepsi çıkar. Bu kadar 600-700 sayfalık kitapta sadece size tebessüm edeceğim. İstediğiniz rakamı şey yapabilirsiniz. Ben yüzlerce insan bu konuyu araştırdı. Dünyanın her yerinde. Dur bir saniye lütfen dinlerseniz sevinirim. Tabii lütfen. Diyelim ki bu hesapların hepsi doğru. Kime ne faydası var? Ben oranın içeriğine kapalı bir kutuyu getireceğiz. Kapalı, lütfen kesmeyin. Bak ben sizi dinledim. Ben sizi dinledim. Ben anlatıyorum şimdi. Olur, şimdi buyurun. O matematiksel kısmını bir İslamcı profesör, o zaman doçentti izlediğimizde, çökertti ve sonradan edip dedik orası yanlış olmuş, burası yanlış olmuş, düzeltiyorum dedi. Ya da o zamanlar çok yorgunum, işte algılayamadım falan diye bahaneler uydurdu. Edip'in zaten böyle bahanesi çok. Bu bir. İkincisi. Bakınız. Şimdi o ayetleri sıra sıra işte Fatiha suresi birinci şey yani birinci sure, yok Maide suresi, bu surelerin garantisi nedir? Orada birinci, ikinci, beşinci olduğu kim dizmiş? Allah öyle mi dizmiş, göndermiş? Bizzat Allah tarafından dizmiş tabii. Nereden biliyorsunuz?
Delili nedir bunun? Yazıyorum. Ben cevap veriyorum. Ben anlatıyorum. Siz not alın. Lütfen. Not alın. Sonunda size sıra geldiği zaman şey yapın. Şimdi bunu bu tarafa koyduk. Kur'an o zaman sizin dediğinize göre bu Kur'an orijinal. Muhammed'in nasıl yazdırdıysa o şekilde duruyor demektir. Ve Kur'an o şekilde duruyor. Orijinali demek bu yani. Orijinal. Oysa biz biliyoruz ki Kur'an'ın orijinali işte hurma ağaçlarının yapraklarına, yok bilmem ağaçların üzerine ya da başka yerlere yazıldığını biliyoruz, okuyoruz İslam tarihinden veya şeyden. Bu başka bir şey. Şimdi Tevbe suresinde arkadaşlar 36. ayet var. 36. ayette diyor ki orada Allah evreni yarattığından beri ayların sayısı 12'dir. Bunların 4'ü haram aydır diyor. Şimdi ben soruyorum, önce onun yanıtını bir alacağım yani kendisine sıra geldiği zaman. Haram aylar bana hangileridir Kur'an'dan göstermesi gerekiyor. Kur'an'dan. Yani o haram ayları eğer dünya ve evren kuruldu kurulalı o ayların 4'ü haram ve ayların sayısı 12 ise bugün bilim bize öyle olmadığını söylüyor. Şimdi biz hangisine inanacağız? Yani deneylerle yapılmış, hesaplanmış, bütün bilim insanları tarafından kabul edilmiş veri mi kabul edeceğiz? Yoksa Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan Hüseyin'in Kur'an'da şöyle diyor, Kur'an'da böyle diyor dediğine mi inanacağız? Bakın şimdi sizlere dün okumuştum arkadaşlar. Bu konunun geleceğini biliyordum. Onun için bu yazıyı elime aldım. Profesör Doktor Ali Polat'ın, tekrar okuyacağım arkadaşlar. Bakın ayların sayısının 12 olmadığı, günlerin sayısının, yılın, günün sayısının 365 olmadığı. Hatta bugün bile 365 değil. Bugün 365'ten fazladır ve ilerleyen yıllarda 367 olacak, 400 olacak. Çünkü dünya kurulduğunda, yani var olduğunda, sistem kurulduğunda günlerin sayısı kaçmış? Buradan dün okumuştum. 1750 günmüş. 1750 gün. Ve ay, şurasını okumam gerekiyor arkadaşlar. Tekrar kusura bakmayın, ikinci baskı oluyor. Yaklaşık 3476 kilometre çapında ve dünyada ortalama 384.400 kilometre uzaklıkta bulunan ay 4527 milyar yıl önce dünya henüz 50 milyon yıl yaşındayken Mars büyüklüğünde dünya ile aynı yörüngeyi paylaşan bir gezegenin dünyayı çarpmasıyla oluşmuştur. Bu dev çarpışma ile dünyanın mantosunun üst kısmı büyük ölçüde erimiş ve magma haline gelmiştir. Çarpışma sırasında gökyüzüne fırlayan magma kütlelerinin dünya etrafında dönmesi ve kendi aralarında çarpışarak yığışmasıyla ay meydana gelmiştir. Bakınız şimdi. Dünya var, güneş var, dünya var, ay yok ortada. Ay ne oluyor? 50 milyon yıl sonra ortaya çıkıyor. Dünyaya bir cismin çarpmasıyla. Bu bilimsel veri. Ama Kur'an okuduğunuz zaman ayı yaratıyor, işte yıldızları yaratıyor, ondan sonra yeri düzenliyor. Hepsi aynı anda. Yani 6 günde ya da 6 evrede. Öyle diyorlar ya şimdi, 6 evre diyorlar. Bu modern İslamcılar ya da bilime uydurmaya çalışanlar alt evre diyor. Alt evre kabul etsek de olmuyor. Devam ediyorum. Çarpmamış olsaydı büyük bir ihtimalle insan türü bugün yeryüzünde olmayacaktı. Ay ilk oluştuğunda açısal momentumun korunumu yasası gereği hem ay hem de dünya kendi ekseni etrafında çok hızlı dönüyor. Çok hızlı dönüyordu. Ve 4,5 milyar yıl önce dünya kendi ekseni etrafında her 5 saatte bir dönüyordu ve her 5 saatte bir güneş doğuyordu. Ve yaklaşık olarak bir yıl 1750 gün idi. Peki nerede bu ayette anlatılan bize dünya yaratıldığından beri ayların sayısı, yıl içerisindeki ayların sayısı 12 ve bunun 4'ü de haram. Değil mi? Bu bir. İkincisi, şimdi ben zamanı fazla kullanmayacağım. Yine Ahmet kardeşime vereceğim. Sorun bir. Birinci soru.
kendisi koydu bu şeyleri. Ben o kadar veri verdim. O verilerle alakalı bir eleştiri yani, olmayacak. Onu şimdi şöyle bakın, adam şu çürütüyor orada. Bir İslamcı onu çürütüyor. Hep cep hesabını. Yok. Orada çürütülmüş bir şey. Konuda çürütüyor. Hepsini çürütüyor. Şimdi o bizim sorunumuz değil zaten. Bizim sorunumuz biliyor musunuz? Bizim sorunumuz şu. Bizim sorunumuz Kur'an'ın muhtevası, içeriği. Ben Ebcep varmış, 360 yazıyormuş, 350 bunlardan yazıyormuş. Anlamam deyin. Hayır, anlarım. Fakat hiç enterese yapmıyor. Neyse, devam edin. Anlamadığımı kabul edin. Tamam, anlamıyorum. Yani Ebcep hesabını ben anlamıyorum. Aynen öyle. Benim gibi milyonlarca insan anlamıyor. O zaman Kur'an'ı da anlayamaz. Mesela, örnek. Şimdi başka bir, yani yanıt almak istiyorum, yani sizden yanıt almak istiyorum. Tamam, ben burada not ettim. Bunların hepsine tek tek yanıt vereceğim. Tamam. Başka bir, şimdi ben buradan size bir sure okuyacağım arkadaşlar. Bunun yanıtını isteyeceğim arkadaşlar. Yani burada 6 tane not var. İsterseniz onu not edin. Ben bir bitireyim. Acele etmeyin. Burada arkadaşlar Yasin suresinde ilk sorumu sordum. Birinci soru. Haram ayları Kur'an gelmeden önce soru bu. Arap toplumunda var mıydı? Haram ayı diye bir şey var mıydı? Var. Yok. Bir saniye. Var mıydı, yok muydu? Vardı. Var ise bu Arap aylarını, yani Kur'an'da neden yok? Hangi ayların haram olduğu? Bu bir. İkincisi. Çok basit bir soru. Bir saniye. Bu çok basit. Doğrudur. Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar ayet sure, Yasin suresi. Bunu açıklamasını istiyorum arkadaşlar. Ne diyor bakın şimdi. Şuradan nereden başlayalım? 7 tane soru birikti yalnız. Yani isterseniz ben bu 7'ye cevap vereyim. Bir saniye. Ondan sonra buna geçin. 7 tane soru yok. Ben bir tane soru sordum. Sadece bir soru sordum. Yok, 7 tane. Ne faydası var dediniz? Kur'an'ı çökertti dediniz. Kim dizmiş dediniz? Ağaçlara yazılmış dediniz. Hurma yapraklarına. Daha bir sürü şey var. Bunlar Kur'an'ın yani İslam kaynaklarından alıyoruz. İsterseniz onlara yanıt vermeyebilirsiniz. Veremezsiniz çünkü Kur'an'dan isteriz biz yanıtı. Tamam, veririm. Mantıksal olarak da veririm. Tamam. Kur'an'dan da veririm. Şimdi 13. ayetten itibaren okuyorum arkadaşlar. Bakın. Kur'an anlaşılır bir kitap yani. Herkes anlayacak. Okuyan anlayacak. Anlayabilecek miyiz? Sizlere soruyorum. Şu surenin şu ayetlerini bir anlayın da bana söyleyin anlamını. Ne diyor şimdi? Bakın okuyorum. Sen onlara o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik. Fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de onları üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar da siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Hem Rahman olan Allah hiçbir şeyi indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz dediler. Peygamberler dediler ki Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir. Fazla uzatmaya gerek yok. Daha sonra şehrin bir kenarından, bir ucundan koşarak bir adam geliyor. Ve niye inanmıyorsunuz? Ben inanıyorum falan diyor ve adamı cennetlikle müjdeliyor Allah orada. Sen diyor cennetliksin, git cennete. Ne anlatılıyor burada? Hangi şehirden bahsediyor? Yani şu şehrin diyor, o şehrin, bilinen bir şehirden bahsediyor. O şehrin durumunu diyor. Kim anlatacak? Mekkeliler anlatacak. Ya da eğer şeydeymişse neyse, Medine'de Medineliler anlatacak, Mekkeliler anlatacak. O şehir nedir? İsmi nedir, cismi nedir? O şehire gelen peygamberler kimlerdir? 3 tane peygamber bir şehirde, bir kasaba, hatta kasaba deniliyor o zamanlar. 3 tane peygamberin ne işi var? Şimdi bunun açıklanması, yani öbürlerini açıklamayabilirsin. Şimdi sözü sana vereceğim. Buradaki gönderilen 3 tane peygamberin isimleri nedir? O şehrin ismi nedir? Bir de haram ayları Kur'an'dan bize göster kardeşim. Bir defa maalesef bizim Sünniler gibi siz de bu konuyu yanlış anlamışsınız. Kur'an apaçıktır derken. Ya şimdi bak şimdi. Ahmet Murat, suçlama kardeşim. Bildiklerini söyle. Söylediğim cümleler üzerine söylüyorum zaten. Evet. Şimdi bizim Sünni kardeşlerimiz de şöyle diyor. Kur'an madem apaçık diyor, şurayı burayı açıkla diyor. Şimdi mesele şu ki Kur'an muhkem diye bir kısmından bahseder Kur'an. Muhkem, hükümler ifade eder. Hükümler kişiye göre böyle hani
yorumla şuraya buraya çekilmeyecek şey demektir muhkem, muhkemat. Şimdi Kur'an'ın muhkem kısmını çok kolay anlarız. Örneğin anne babana iyi davran. Komşuna işte şunu yapma veya işte diyelim adam öldürme veya diyelim işte adam öldürme diye ayet yok. Adam öldürme diye ayet yok. Konuşuruz. Onu da tartışacağız. Evet. Onu da not ettim yani şeyimin arasında var. Yani notlarımın arasında var. Onu da tartışalım ayrı bir günde. Şimdi bunlar çok kolay bir şekilde anlaşılır. Örneğin çalmayacaksın işte ne bileyim. Şimdi zaman ilerliyor kardeşim. Şu ayeti okuduğum Yasin suresindeki şehrin ismini biliyor musun? Peygamberlerin şehrin ismi önemli değildir. Bakın Kur'an sizin bakış açınıza göre tanzim edilmiş bir kitap değil. Burası çok daha güzel. Ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi Kur'an'da yer isimleri olmaması bence çok daha iyi. Çünkü düşünsenize işte burada Fatih'te, Çarşamba'da demesinin ne anlamı var? Ben örnek ver diyor Ahmet Bey. O şehri örnek ver diyor. Nasıl örnek verir? İsminin ne önemi var? Orada kişinin isminin ne önemi var? Önemli olan olaylar değil mi? Ne olduğu değil mi? Küçük isim, küçük insanlar olaylardan, büyük insanlar olgulardan konuşur. Arkadaşım. Burada Kur'an olguları anlatır. Kardeşim. Değinmez. Peygamber gönderdim diyor. Üç tane peygamber gönderdim diyor. Müsaade edin. Bu peygamberler diyor. Bir isminin yok. Ne önemi var? Açıklama, izah etmene gerek yok. Kurbanım sabaha kadar. Sordunuz ya. Şimdi Firavun'un isminin Tutankamon mu falan filan mı olmasının Kur'an'da anlatılmasının ne önemi var? Önemli olan çok önemli var. Çok önemli var. Musa'yı bulacağız. Çok önemli var. Musa'yı bulacağız. Önemli olan olaylardır. O olaylardan alacağımız hikmetlerdir. Yok bu olaylar. Bak şimdi. Bak kardeş. Şimdi şu suredeki okuduğum ayetlerdeki peygamberi biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Hiç önemli değil. Bilmiyorsunuz. Önemli olan söyleyin yani bilmiyorum. Açıktan söyleyin. Önemli değil. O şehrin ismini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Hiç de önemli değil. Kapattık. Tamam uzatmayalım. Yani zaman yetmez kurbanım. Bunun için. Şimdi haram ayları bana Kur'an'dan göster. İsimlerini söyle. Şimdi Kur'an'da ya da ay olarak söyle. Malum hac bilinen aylardadır der. Biliyor musunuz bu ayeti? Hangi ayet? Hac bilinen aylarda haram aylar. Hac Bakara suresinde sanırım 190 küsürlerde. Hac bilinen aylardadır der. Tamam 4 tane ay haram ay diyor. 4 haram ayı söyleyin bize. Hac bilinen aylarda olduğu için Kur'an bunun ismini sayma gereği duymamıştır. Çünkü bilinen aylardadır. Zaten biliniyordur. Mekkeli müşriklerin yaptığı haram ayların sayısını ve yerlerini değiştirmektir. Yani 4 ay olarak kabul ediyorlar. Fakat haram aylarda erteleme yapıyorlar. Bugün de öyledir. Sünnilerde mesela aylarda 1, 2, 3, 4 diye gider sonra 7'ye geçer. Haram ayın arası açık. Ahmet kardeşim benim Suudi Arabistan'dan haberim yok, müşriklerden haberim yok, Arapların eski toplumundan haberim yok. Ben bir yerde yaşıyorum, getirdiniz bana Kur'an'ı verdiniz. Açtım okudum diyor ki ayların sayısı 12'dir, 4'ü haramdır. Kimden öğreneceğim bu 4 haram ayı? Hac bilinen soracaksınız orada kim, orada şey varsa kaynaklara bakacaksınız öğreneceksiniz. Anlatamıyor mu Kur'an bana isimlerini söyleyemiyor mu yani şeyin haram ayları? Domuz eti haram diyor. Domuzun resmini vermiş mi Kur'an? Hayır domuzu herkes tanıyor biliyor. Aynen haram aylarda öyle biliyor işte aynı şekilde. Biliyor. Ben bilmiyorum ya. O zaman yöresel. Onlara gidip soracaksınız. Domuzun ne olduğunu kimden öğrendiniz siz? Babanızdan değil gördüm, mi? Gördüm. Domuzu. Babanızdan gördüm. Öğrendiniz. O babanız size dedi bu domuzdur değil mi? Yok. Ben yoksa domuzun ne olduğunu nereden bileceksiniz? Aynı şekilde haram aylarında isimlerini bir öncekine soruyorsunuz. Bu kadar basit. Kime soracağım? Hayır ben geldim İsviçre'de yaşıyorum. Yani Kur'an'ı verdiniz bana Müslüman ol diye bilenlere ben okuyorum. Soracaksınız. Hac bilinen aylardır diyor. Mutlaka bilenler olmalı. Bu kadar ne demek hac bilinen ay? Ne demek? Arapların bildiği ay ben niye? Almanlarda niye yok haram ay? Fransızlarda niye yok? Bilemiyorum. Nasıl yani şimdi? Sadece haram ay Araplara mı özel? Demek ki Araplara özel. Araplara özel olan bir şey bütün dünyaya nasıl genelleyebiliriz? Biraz dürüst olmak lazım Ahmet Bey. İnanmıyorlarsa soru yok. İnanıyorlarsa haram ay onlardan da onlar için de geçerli. Haram ay çok da güzel bir şey. Neden? 4 ay savaşmanın yasak olduğu ay. Bir yılı yasak etmesi lazım. Niye 4 ayı yasak ediyor? Yani 8 ay savaşın 4 ayı savaşmayın. Bu iyi bir şey değil ki. Yok iyi bir şey. Hiç olmazsa 4 ya, ay. Bütün savaşmayı yasak eder. Savaşmayı Tanrı. Eğer insanların savaşmasını istemiyorsa savaşmak yasak. Bitti. Domuz eti yasak gibi o da yasak. Saldırmak yasak. Kur'an'da okudunuz mu bunu? Neyi? Saldırmayın diyor Allah. Allah saldırganları sevmez. Demek ki saldırmak, savaş açmak yasakmış. Doğru mu? Tamam. Saldıran da İslam orduları.
Doğrudur. Onlar yanlış yapıyorlarsa bu İslam'ın kabahati değil. Şimdi ben birkaç tane burada ayet göstermek istiyorum. Ekranı verebilir miyiz? Bu işin içinden çıkamayız. Ben şöyle yani bu sorularımızı sorduk ve yanıtını alamadık. Ben burada bir şey slide ekrana vermek istiyorum. Ver, alalım. Ben onu alayım oradan. Tamam, geldi. Tamam. Yok. Tamam. Ha, geldi. Buyur. Şimdi burada mesela sürekli önümüze konulan bir şey var. Yani gökleri ve yeri 6 günde yarattı falan. Kur'an'da gün kelimesi görece olarak kullanılır. Burada çok net bir şekilde şunu görmesi lazım arkadaşların. Allah 50 bin yılı bizim saydığımız bir gün olarak niteleyebiliyor. Aşağıda da 1000 yılı bir gün olarak niteleyebiliyor. Kur'an'da değişik gün kavramları var. Bunu görüyor musunuz? Evet. Bilimsel olarak da değişiktir. Günün bir tutarı yok ki. Bu bizim saydığımız günle ilişkili değil. Allah diyor ki melekler ve ruh miktarı 50 bin yıl olan bir gün içinde ona yükselir. Yani bir gün derken Allah orada 50 bin yıl olan bir güne de atıf yapıyor olabilir veya kendi katında olan bir gün sayısına da atıf yapıyor olabilir. Buradan ve bu iki ayetten gün kelimesinin Kur'an'da göreceli olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Doğru mu? Evet. Tamam, bu kadar basit. Sürekli hayır şimdi tamam bu melekler 50 bin yıl gibi bir sürede iniyorsa akşam sabah nasıl geliyor Muhammed'in yanına? Bizim Cebrail. Aklımız almayabilir bunu. Aklımızın almadığı şeyin bizim ne işimiz var aklımızın almadığı şeyle? Her şeyi anlamak zorunda değiliz. Aklımızın almadığı bir takım şeyler olabilir. İnsanın tabiatında var. O çocuk bile anasından doğduğu zaman bütün gördüğü şeyleri ağzına sokuyor, eline yokluyor. Yani dünyanın en ünlü filozofları bazı şeyleri anlayamayacaklarını kabul etmişlerdir. Kant gibi. Yani dahi adamlar bile bu takım itiraflar. Ama o ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Ahmet Bey yapmayın. Gözünü seveyim. Bir tanrı kitap gönderiyor. Alın anlayın. Alın anlayın diye kitap gönderiyor. Anlaşılmıyor. Kitapla bizim ne işimiz? Az önceki tartışma buydu. Ekranda verdim. Halis Demir'le şeyin Edip'in tartışması. Kurban onu geçelim. Yok vermek lazım. Ben bunu anlatmam lazım. Orada bir de var. De, müsaade edin anlatayım lütfen. Çünkü Halis Demir orada dinlettiniz bize. Ben de bunun cevabını vermek zorundayım. Ama siz yarım saat konuştunuz. Üzerine adam 10 dakika ben oradan cevap yanıt verdim. 3 dakika verin. Şimdi kesmeseydiniz bitmişti belki de. 3 dakika. Buyurun. Halis Demir buradaki bisim kelimesini bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Burada görüyorsunuz 19 harf. Bu bisim kelimesini sayarken bisim kelimesinde normalde elif olması gerekir. Gramer kuralına göre. Ama hiçbir besmele kullanımında elif yoktur. İsim kelimesini sayarken elifsiz formlarını sayarız. Bakın burada 22 tane var. Ama 3 tanesi sayılmaz. 11-41 11. surenin 41. ayeti. Burada 7. sırada olan 27-30 zamanlama olduğu için sürekli dönüyor. Şöyle ben bırakayım. 27-30 11-41 ve 1. surenin 1. ayetinde bakın görselde görüyorsunuz. Elif yoktur. Dolayısıyla sayımlarda sadece elifli olanlara alınıyor. Şimdi burada ilginç bir özellik var. Eliflerini almadığımız her bir bisim kelimesinde bakın burada gördüğünüz gibi 19'un katları şeklinde aralara ayetler konmuş. Burası çok önemli. Yani isim kelimesini aldığımız ve almadığımız o bisim, elifsiz olan bisim kelimesinde burada gördüğünüz gibi aradaki ayetler 19'un tam katı şeklinde kullanılmış. Şimdi burada Halis Aydemir'in yaptığı eleştiri evet ben katılıyorum kısmen tutarlıdır. Fakat buna verilecek bir cevap var ve buradaki cevap bence ikna olmak isteyen insan için yeterlidir. Çünkü bunun tesadüfen bir araya gelmiş olması oldukça düşük olasılıktır. Çünkü 3 tane bakın bisim 1. surenin 1. ayeti burada görüyorsunuz. 1520 tane ayet var. 2. bisme gelene kadar. 2. bisimle 3. bisim arasında 1691. 2. ile sonuncu arasında 3135 adet ayet var. Yani bu sayılmayan bisimler de aynen oraya öyle bir kompozisyonla konmuş ki burada gören birinin oraya o isimlerin tesadüfen gelmediğini görüyor olması gerekir.
Şimdi Halis Aydemir'in itiraz ettiği bir şey daha vardı. O da vahid sayımları. Vahid kelimesinde Elif olmadığını iddia ediyordu. Edip Yüksel sonra... Neyse onlarla Ahmet Bey, bizim konumuz değil bunlar. Gözünü seveyim. Bak, orada verdiğiniz videoda bakın. Ben şimdi yani, tek tek veriyorum. Siz... Burada bütün... Burada İngilizce... 5 dakika konuştunuz, hiç seslenmedim. Halis Aydemir'in 10 dakikalık videosuna itiraz ediyorsunuz ve aynı şeyi devam ettiriyorsunuz. Yani olmuyor. Bakın burada bir dakika müsaade edin, sabredin. Burada Halis Aydemir'in itiraz ettiği konulardan bir tanesi de buydu. Vahitlerin elifsiz olduğu söylüyordu kendisi. Fakat daha sonradan İngiltere'de bir arkadaşımız Vahit'le alakalı bir çalışmasını bizimle o videoyu seyrettikten sonra paylaşıyor. Ve bu Vahit'le alakalı olan dünyanın en eski nüshalarından olan alıntıları bizimle paylaştı. Gördüğünüz gibi buradaki Vahitlerin tamamı elifli. Ve günümüzdeki elimizdeki Hafs nüshasında da Vahitler eliflidir zaten. Evet, benim bununla alakalı söyleyeceğim. Şimdi, bunlar olsa bile ben ne diyorum? Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'in alın çıkar. Hepsini çıkar. Şimdi şurada bilimsel... Az önceki veriler, öyle veriler ki anlayanlar bunu takdir edecektir. Ahmet Bey, bilimsel bir makale okudum. Şimdi siz oradan rakamlarla Kur'an'ın Tanrı tarafından geldiğini ispatlamaya çalışıyorsunuz. Çok yanlış bir şey. Size yayına katılmadan önce buna hiç girmeyin dedim. Çünkü bu Kur'an'ın Tanrı sözü olduğu anlamına gelmez. Rakamlardan daha güvenilir ne var ya? Eğer Tanrı böyle bir şey yapıyor ise neden İncil'i, Tevrat'ı o şekilde yapmadı? Neden peygamberine bildirmedi? İnsanlar inanmadılar, peygambere inanmadılar, sen yalan söylüyorsun dediler. Ve böyle bir kitap. Tevrat'la alakalı böyle bir iddia var. Edip bunu videolarında söyledi. Rabbi Jude adlı bir Tevrat haham 1300'lü yıllarda bununla alakalı 6 ciltlik bir kitap yazmış. Tevrat'ta 19 olduğuna dair. Niye bozulmuş o zaman? Yok, ben bozulmuşluğuyla alakalı bir şey söylemedim. Bozulmamış mı Tevrat yani? Benim kanaatim Tevrat'ın orijinali o bildiğimiz Tevrat'ın içinde. Tevrat'ın orijinali orada yani, o kitabın arasında. Ama tabii ki üstlerine, yanlarına bir takım eklemeler yapmışlar. Benim kanaatim olmamış mı? Kur'an, Tevrat'a olmuş, Kur'an olmamış. Tevbe suresinin son iki kısmı da böyle. Aynı o şekilde Tevrat'a da bir takım şeyler eklenmiş olabilir. Kur'an'a hiç girmeyin ya. Şimdi diyorsunuz ki Kur'an orijinaldir, Tevbe suresinin ikisini atalım. Olur mu öyle şey? Öyle. Yani İki suresini atalım. Tamam, sizin bileceğiniz şu önemli değil. Şu okuduğum makale, bilimsel makale. Sence, eğer bu kadar veri Tevbe suresinin o ikisini dışarıda bırakmasa biz deli miyiz onu reddedeceğiz ya kardeşim? O zaman demek bunu öyle veriler var ki o veriler karşısında mecburen onları dışarıda bırakmak zorunda kalıyor. Şimdi bakınız, ben somut bir şey söylüyorum. Somut bir şey söylüyorum. Kur'an'da diyor ki yılların, ayların sayısı 12'dir diyor. Tamam. Bütün bilim insanlarının ortak görüşü ayın nasıl oluştuğuna, yani dünya oluştuktan sonra 50 milyon yıl sonra oluştuğuna, bir çarpmayla oluştuğunu söylüyor. Doğrudur. Doğru değil Kur'an'a göre. Kur'an'a göre hepsini aynı anda yaptı. Yani az önce günün göreceli olduğunu size söyledim. O zaman doğru bakın, mu? O zaman gün göreceli olarak Kur'an'da işleniyor. Bunu gördünüz mü? Gördünüz. Tarihe kadar ayların yılın içerisinde 1750 tane gün var. Az önce kendi gözünle 50 bin yıl olan bir günde ona çıktığını gördünüz değil mi? Kur'an'da gün kelimesini kullanırken Allah bu şekilde kullanmış olabilir. Doğru mu? Doğru. Ya şu anda yıl kaç şu anda? Kaç gün? 365 gün. Ama ne diyor bak, 4,5 milyar önce... Evreni yarattığından beri demiyor. Orada yanlış bir cümle kurdunuz. Ne efendim? Evrenle alakalı bir cümle kurulmuyor orada. Evet. Suresinin 36. ayetinde. Tamam, okuyabiliriz. Gökleri ve yeri yarattığından beri ayların sayısı 12 diyor. Ne demektir yaratıldığından beri? Dünya göklerini yarattığında ve ayı yarattığında bu günler oluşmuş demek. 365 ayın sayısı 12 diyor. Ama bilim insanları bunu söylemiyor. Eğer bilime inanıyorsak söylemiyor bilim insanları. 1750 günü 30'a bölün kaç ay çıkar? Bu arada o gün kelimesiyle alakalı şöyle söyleyeyim. 354 tane iki şehir kelimesi arasında 354 tane gün kelimesi geçiyor. Yani 365 tane gün kelimesi tekil olarak geçiyor. Bu tekil kelimelerin arasında iki tane... Şu ekrana verirsem çok daha iyi anlaşılır olur. Bakın. Şimdi geçelim orayı Ahmet Bey. Bu Epcep hesabını geçelim.
Ebced'le alakası yok bunun. Ebced diye takıldı. Matematiksel şeyler. Onu çürüttü adam ya. Gözümüzün önünde çürüttü bir orada. Yapmayın. Bir tane verinin çürümesi diyelim, varsayalım hakikaten Halis Aydemir bir tane veriyi çürüttü. Binlerce veri var. Bir tanesi çürüdüğü zaman bak Tanrı kelamı diyorsunuz. Bir tanesi çürüdüğü zaman çürümez. Atarım o veriden yok yanlış çıkarsama yapıyorsunuz. Neyse. Devam ediyoruz. Bak ben sorularımı soracağım. Şimdi yine soracağım. Şimdi biliyorsunuz Kaf suresinde Zülkarneyn diye bir olay var. Zülkarneyn. Değil mi? Evet. Zülkarneyn. Ve o ayetlerde istersek ayeti de açabiliriz. Sorun değil. Açmaya da gerek yok. Diyor ki biz ona izin verdik. Güneşin battığı yere gitti. Güneşin doğduğu yere gitti. Güneşin battığı yere vardığında işte bilmem ne oldu? Güneşin doğduğu yere vardığında orada bir toplum buldu. O toplum dedi ki bize işte burada bir toplum var. Bize kötülük yapacak. Bu toplumu engelle deyince oradan getirin demirleri, getirin bilmem bakırı. Size bir set yapayım ve bu seti onlar aşamazlar kıyamete kadar dedi. Şimdi Zülkarneyn bir, soru bir. Zülkarneyn kimdir? Soru iki. Güneşin battığı yer neredir? Doğduğu yer neredir? Kısa gidelim. Tamam, ayetlerin Arapçasını açabilir miyiz? Ekrana verebilir misiniz? Tamam, geldi mi ayet? Gönderdin mi? Yok, siz. Ben söyleyin ayet numarasını, ben açayım. Kaf suresi, bilmiyorum sayısını da yani. Kehf suresi. Kaçtan itibaren başlıyor bilmiyorum. Açın bakın oradan. Ben buradan bulayım. Dur. Burada neyi soruyorsunuz? Soruyorum. Diyor ki ayette diyor ki Zülkarneyn güneşin battığı yere gitti. Numara güneş, kaçtı? Bir balçıkta batar buldu. Doğuya gitti diyor. Doğuda da bir toplum gördü. Azgın bir toplum. Onun önünü o iki dağın arasını demirle eritti. Tamam bakayım ben. Aklımda ezberimde yok şu anda. Kehf suresi dediğimiz zaman evet. Daha önceden de söyledim. Ayet numaralarını verirseniz ben ayetleri çok kolay bir şekilde böyle slaytlarını hazırlarım. Dinleyici açısından da beklerken sıkıcı olmaz. Yok, hiç olmaz. Arapçasını da veririz. Ya bir saattir Ebced dinliyoruz. Bir şey olmaz ya. Ebced değil. Yine takıldınız oraya. Yani bu cümleyi kurmanız sistemi anlamadığınızın açık delili maalesef. Ebced deyip duruyorsunuz. Ebced'le alakalı tek bir tane veri verdim ben. O 1974. Ya yuhel müddessir kum fe enzir. Bunun Ebced değeri 1974. Bir tek o Ebced'le alakalı. Ama siz deminden beri Ebced deyip duruyorsunuz. Kaçından sonra? Bakın arkadaşlar, siz Yakup Bey bulurken ben burada göstereyim. İnkar edenler görmezler mi ki? Gökler ve yer bitişik durumdaydı. Biz onları ayırdık. Ayrıca her canlıyı sudan yarattık. Hala inanmayacaklar mı? Bakın, bunlar Mekkeli'ye yönelik kurulmuş cümleler olduğunu mu düşünüyorsunuz? Mekkelilere döndü peygamber, dedi ki ey inkar edenler, gökler ve yer bitişikti. Mekkeliler de bu ayeti çok anlamlandırdılar. Böyle mi düşünüyorsunuz? Yoksa tüm insanlığa gelmiş, daha sonraki insanların daha iyi takdir edeceği bir ayet mi bu? Evet. Burada şimdi bakın. Bak 83. ayetten itibaren okuyorum. Siz orada yanlış çeviri varsa söyleyin. Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi yaptık. Ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik. Derken o bu yollardan birini tuttu, gitti. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman. Şimdi buradaki mantık nedir? Bana açıklar mısın? 83. ayet mi? Güneşin battığı yere vardı dediği, nihayet güneşin battığı 86. ayet. 86, evet. Burada sorunuz neyi anlayabilir miyim? Güneşin battığı yer neresi kardeşim? Bilmiyorum, önemli de değil. Nasıl önemli değil ya? Önemli olan bakın Kur'an'da, bak, önemli olan Yasin suresini okudum. Olayların neden anlatıldığıdır. Nerede olduğu değildir. Nerede olduğu benim niye umurumda olsun? Önemli olan oradan alacağım
hikmettir, anlatılan şeydir. Yoksa ne hikmeti nedir? Bursa'da olmuş, Ankara'da olmuş, bunun kime ne faydası var? Ahmet Bey, güneşin doğduğu yer ve battığı yeri söyler misiniz bana? Kur'an'da doğduğu yer ve battığı yer diyor. Tamam. Yapmayın yani. 86. ayette değil mi? Evet. Şimdi bakın burada şey var. Ayetin Arapçasını ekrana vermek istiyorum ama bulmaya çalışıyorum. Evet. Ekrana verebilir misin? Evet. Yok bir şey yok. Şöyle. Şimdi bu da çok yöneltilen bir eleştiri. Burada da buna cevap vermiş olalım madem öyle. Ya bir türlü şuna alışamadım. Evet, şeyi kaybettim de bir dakika. Evet, arkadaşlar bakın burada gurub ifadesi Arapça'da Türkçedeki gibi batma kelimesi tek kelimeyle ifade edilmiyor. Burada bakın gurub kelimesi hani İngilizce'deki sunshine miydi? Yani batma kelimesi Arapça'da gurub yani güneşin batışını gurub kelimesiyle ifade eder. Garaka değil. Garaka suda bir şeyin gömülmesidir. Garaka demez burada. Gurub der. Yani orasını sormadım. Orasını sormadım. Orasını olduğunu gördü. Yani güneşin battı. Bakın lütfen çarpıtmayın. Burada hayır orasını sormuyorum ki benim sorduğum şey. Benim sorduğum şey dünyanın bu dünyanın batısı güneşin battığı yer neresi? Herhangi bir yer burada. Bir göz. Nerede? Nasıl herhangi bir yer? Güneşin battığı yer denilir mi herhangi bir yere? Nasıl herhangi vardı? Yer, tabii. Bakın, nasıl vardı güneşin battığı yere? Nasıl vardı güneşin battığı yere bu adam? Aynı başında elif lam olmadan geliyor. Yani herhangi bir gözede batar buldu diyor. Battığını sormuyorum. Yani. Battığı ayrı bir konu. Tamam. Diyor ki Zülkayreni ben yol verdim gitti güneşin battığı yere vardı diyor. Tamam. Siz dünyada yürüyün. İsterseniz arabayla gidin, isterse gemiyle gidin. Tamam, güneşin herhangi bir gözede batıyor olarak. Güneşin battığı yere varabilecek misiniz? İşte bu arkadaşım burada herhangi bir yerde batmış. Ne sorduğunuzu da tam olarak anlayamıyorum. Yani herhangi yerde batmaz güneş. Herhangi yerde batar mı? Herhangi bir tabii ki. Güneşin battığı falan yok kardeşim yapma ya. Ben güneşin batışını sürekli Çınarcık'tan seyrediyorum. Orada ufukta sen göremez oluyorsun. Sen göremez oluyorsun. Onu sen göremez oluyorsun. Yok tabii ki. Orada başkaları görüyor ama. Amerika'daki güneşin... Avustralya'daki görüyor. De şu an bir tebessüm edeceğim. Güneşin batışını peki siz nasıl ifade ediyorsunuz? Ya güneşin battığı batışını başka bir şey. Güneşin battığı yere varma başka bir şeydir. Güzel kardeşim. Güneşin batışını Türkçe'de nasıl tamam, ifade edersin? Anlaşıldı. Güneşin doğduğu yere vardı. Güneşin, bak, güneşin doğduğu yere vardı. Güneşin doğduğu yere böyle bir şey bir yere varamayız bu şekilde. Güneşin doğduğu yere güneşin vardı. Bir gözede batarken buldu diyor. Bir gözede bir suda yani ya, benim aynı Çınarcık sahilinde gördüğüm gibi orada batarken bulmuş. Yani akşam vakti gitmiş. Bunu anlıyoruz orada. Çok basit. Akşam vakti gitmiş diyorsunuz. Evet evet. Güneşe batarken güneşin bulmuş. Battığı yere. Güneşin doğduğu yere ne zaman varmış? Bilmiyorum. Bir de diyor onu güneşin vermez. Doğduğu yere gitti. Tamam. Nasıl vardı oraya? Güneşi aynen burada olduğu gibi ufukta bir yerden doğarken o bölgeye gitmiş. Arkadaşım işte burada sinyal. Buradaki burada evelip gevelemeye gerek yok. Kur'an dünyayı düz zannediyor. Alakası. Alakası çok var. Düz var zannediyor. Güneş aşağıya doğru indi böyle o battı bir kenar var diyor. O evet, kenara var. Bakın burada garaka demiyor. Bir suda batan bir şeyden bahsetmiyor. Arapçada garaka batmayla alakalı fiil garakadır. Burada ya yapmayın. Sülkayran varıyor orada demir eritiyor. İki dağın arasını diyor demirle doğru. Erittim. Doldurdum. Ya anlamıyor olabilirsiniz. Ben buna o, ya şey, bugün şey dünyada Ahmet Bey bugün dünyada dünyada karıncanın yürüyüşünü uzaydan seyrediyorlar. Eğer önüne set çekilmiş bir toplum varsa iki dağ arasında çıkamayan o şimdi gözükür. Yapmayın. Diyor ki iki dağın arasına demir erittim o toplum oradan çıkamaz. Kimdir o toplumlar biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yecüc bu gelecekte olacak bir olay da Yecüc, olabilir. Yecüc ve Mecüc.
dediği. Gelecekte olacak bir olay da olabilir burada anlatılan. Onlar diyor oradan artık çıkamazlar. Peki neresidir orası? Hangi dağlar? Bilmiyorum. Ben bunu soruyorum. Bir, ikinci. Bak şimdi başka ben bir şey. Ben de size bunu sorayım. Buradaki ayetler, bakın birkaç tane ayet sizinle paylaşacağım. Bu ayetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl oluyor da Mekke gibi kitabın bile olmadığı bir toplumda, kitabhanenin olmadığı, öğrenimin olmadığı, okur yazar insan sayısının bile çok az olduğu bir toplumda nasıl oluyor da Kur'an'ın içerisinde gökle alakalı bu kadar mükemmel veriler olabiliyor? Hepsi yanlış. Lütfen okuyun. Hepsi yanlış. Yanlış değil, buyurun neresi yanlış? Bakınız şimdi, nasıl yanlış biliyor musunuz? Buyurun neresi yanlış? Burada hadi tartışalım bunu. Şu, bak gösterdiğiniz ayetin arkasında evren şey gözüküyor, yıldızlar gözüküyor. Tamam. Değil mi? O yıldızların bir tanesini dünya kabul et. Tamam. O dünya nasıl yer oluyor evrene? Size soruyorum. Bakın burada tüm evrenin yaratılışından bahsediyor. Gökler ve yer bitişikti diyor. Yer, tüm evrenin böyle bir teori yok. Bilimsel bir teori yok. Yok. Var. Nasıl göklerle yer bitişik olur? Gökler dediğiniz şey nedir sizin? Bitişik olan. Evren tek bir noktadan oluşmuş. Tek bir nokta. Gökler ve yer bitişikti patlamadan diyor. Patlamadan sonra milyar, diyor. Milyon yıl sonra dünya oluşuyor be kardeşim. Bakın, yapma. Ne kadar aynı güzel. Şey Tevrat'ta da var. Aynı her şey, canlıyı sudan yarattı diyor. Ben size okuyayım Sümerlerden. Sümerlerden okuyayım. Bir şey de var. Şimdi burada çok önemli bir şey de var. Ayetin bitiş cümlesi de çok önemli. Yani göklerin ve yerin bitişik olmasının. Ya gökler ve yer diye bilimsel bir tabir varsa bana söyle Ahmet Bey, yapma ya. Gökler ve yer diye bilim insanının bir bilim insanının makalesini söyle ki bana gökler ve yer desin. Tamam. Var mıdır? Bildiğiniz bir bilim insanı varsa bana söyleyin evren ki yer, bir noktadan, yer ve gökler desin. Dünyaya evren, yer desin. Evren tek bir noktadan patlayarak. Ya ayrı bir şey. Büyük patlama ayrı bir şey. Kur'an'ın ondan haberi yok. Tamam. Bir Kur'an'ın ondan haberi var. Geçelim. Hadi buna bir ya yer, bakın buna ne geçelim. Diyorum. Açık net soru soruyorum. Bir bilim insanı gösterin. Göğü korunmuş tavan yaptık. Tekil olarak bir, dünya göğünü kastediyor. Onlar o ayetlerin hepsini biliyoruz. Buradaki insanların hepsi buyur, biliyor. Yakup kardeşim buyur lütfen konuş. Diyorum kaçma. Ki soruyorum. Göğü korunmuş tavan yaptık diyor. Ve onlar ayetlerden yüz çevirmektedirler. Lütfen buna izah et. Bakalım nasıl Ahmet Bey, ne göğün korunmuş bir tavan olduğunu biliyoruz. Birbirimize saygılı olalım dedik değil mi? Tabii ki saygılı. Kısa bir geldiği zaman konuşalım. Sorular sorduğumuz zaman yalın ve kısa cevap. Tamam, diyorum buyur, ki buyur, bir bilim insanı var mı? Tanıdığınız bir bilim insanı var mı? Yerler ve gök diye. Tabii ki. Kim? Big Bang. Big Bang ile alakalı. Big Bang insan değil kardeşim. Big Bang bir olay. Tamam. Bu olayla alakalı hem kuramları ortaya koyanlar hem ispatları ortaya koyanlar bununla alakalı zaten bu bilgiyi veriyorlar. Gökler ve yerin tek bir noktadan bir ortaya çıktığını söylüyorlar. Ya siz gökler bir diye bir şey yok arkadaşım. Patlama olduktan sonra yıldızlar patlıyor ve daha sonra oluşuyor sistem. Ne yeri? Tamam. Siz yer, dünyayı milyarlarca trilyonlarca yıldızın içerisindeki bir kum tanesi kadar olan yere nasıl yerleşir? Yakup kardeşim bir sonraki slayta geçelim. Gereksiz bir tartışmada vakit kaybetmeyelim. Hayır bu gereksiz değil. Sen ayetle alakalı ne söyleyeceksin? Aynı Edip Yüksel'in ahlakını almışsın. Lütfen bu iki ayetle alakalı bilgiyi verir misin? Bu iki ayetle alakalı nasıl oluyor da Mekke gibi bir toplumda bu iki ayet olabiliyor? Göğün konu tekil olarak geçiyor ve dünya göğünü kastediyor. Ya. Ve her biri bir yörüngede yüzer diyor. Cevabınız var mı? Yok. Gülüyorsunuz. Yüzmez. Yüzmez. Kodri meydan. Yüzmez. Kodri meydan güzel kardeşim. Yüzmez. Her biri bir kendi. Kodri meydan. Şimdi bakınız. Ay. Hayır. Ay sonradan oluşan bir şeydir. Çarpmayla. Demin okudum. Demin okudum. Ay ve yıl, güneş bir yörüngede yüzüyor. Ve Kur'an bunlardan. Hepsi yörüngelerinde yüzerler diyor. Ya bunu daha önce söylemiyorsun. Cevap yok. Ya kardeşim evet. Yapma ya. Aynen öyle cevap yok. Tam da tahmin ettiğim gibi. Evren duman halindeydi diyor. Nasıl oluyor da Mekke nasıl duman halindeydi evren ya? Nasıl duman halindeydi evren ya? Duman halindeydi evet. Evrenin ilk oluşum aşaması gaz aşamasıdır. Tamam gaz aşaması. Duman mıdır gaz? Dumandır tabii ki. Neyse. Göğü düzenledi. Duman halindeki göz düzenledi. Şimdi ona sevgili kardeşim. Dedi ki, ben şimdi bilimsel şeylere bak ben ne diyeceğim? Sizin astrolojiyle ya da astroloji değil Yakup kardeşim astronomi ya da biyolojiyle bir ilişkiniz var mı? Tahsiliniz var mı? Ben hobi olarak tabii bilimsel fiziğiyle ilgileniyorum. Bir saniye ilgileniyorsanız şunu söylüyorum. Ben net şeyler söylüyorum. Net.
Ve bilim insanlarının söylediğini söylüyorum. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da dünyanın sel bastığını söylüyor. Doğru mu? Nuh'a gemi yapıldığını ve insanların Kur'an ve bazı... Kur'an bölgesel olduğunu söylüyor. Şey olduğunu, efendim? Geneli yaygın bir şey olduğunu söylemiyor Kur'an. Nerede, nasıl söylüyor? Nerede geçtiğini söylüyor? Burada konu saptırmayalım. Tekrar konumuza geçelim. Güneş kendisi için... Bak şimdi, bak canım kardeşim, canım kardeşim ne diyeceğim? Gerek Tevrat dediğin içinde... Ne güneş aya yetişebilir ne de gündüz onun önüne geçebilir. Hepsi bir yörüngede yüzerler. Nasıl oluyor da bu kadar mükemmel bir bilgi Kur'an'da oluyor, bunu nasıl bilebiliyor? Ya Kur'an'ın bildiği bir şey yok. Önceki bilgiler bunlar. Buyur kardeşim burada. Al bununla alakalı ne ya söylüyorsun? Önceki bilgiler Sümerler'de yok, de aynı şey söyleniyor. Yok. Sümerler'den. Evet. Tamam. Hemen ben Sümerler'den bir şey getireceğim buraya. Alın İlmiye Çığ'ın kitaplarından bir de okuyun. Hemen. Hemen ya getiriyorum. Arkadaşım bak şimdi. Al Sümerler. Ben... Buyur lütfen. Dinle diyor. Okuyalım buradaki şeyleri. Yasaları. Buradaki korkunç yasalar neden Kur'an'da yok? Buyur oku. Hangi korkunç? Al burada Sümerler'in Hammurabi yasaları. Ben sizinle şu şekilde konuşayım o zaman. Bir tane kapatır mısın? Bir zahmet kapatır mısın? Hammurabi yasalarından bahsetmiyorum ben. Başka şeyden bahsediyorum ama. O zaman siz madem buraya getirdiniz. Bakınız şimdi. Buraya getirdiniz sizinle net şey, rakamsal şeyler konuşacağım. Madem rakamlara çok çok şey yapıyorsunuz. Kur'an'da ciddi yanıt istiyorum. Bakın şimdi. Nisa suresi 11 ve 12 var. Ve orada diyor ki siz çocuklarınıza ve eşlerinize neyse mirasçılara ne vereceğinizi bilemezsiniz. Ben sizden daha iyi bilirim diyor ve paylaştırmasını yapıyor. Ne yapıyor? Oranlar var. Ne diyor oranlar? Açar mısın? Getirir misin? Nisa suresi 11-12 ekrana getirir misin bize? Getireyim. Evet. Bu da yanıtsız kaldı tabii benim söylediğim şey. Bir dakika. Maalesef az önce kapatmışım şeyi. Şimdi ben orada söyleyeyim, ayet söyleyeyim, biliyorum. Ve soruyu sorayım size. Yok bir dakika açayım daha güzel olur. Aç. Madem böyle kesin gidelim. Yani rakamlardan gidelim. Matematik mi? Madem matematikmiş, buyur matematik yapalım. Ama sizin matematikle maalesef aranız iyi değil. Çok iyi benim matematikle. Hiç sorunum olmadı okullarda. Evet burada. Okuyunuz. Kendiniz okuyunuz. Ne diyor ayette? Allah size çocuklarınız hakkında öğütte bulunuyor. Erkek kadının iki katı pay alır. Mirasçılar evet. Sadece kadının kadın olup ikiden fazla iseler terekenin üçte ikisi onlarındır. Çocuk sadece bir kadınsa terekenin yarısı onundur. Ölen kişi ardında bir çocuk bırakmışsa ana babasının her ikisine altıda bir düşer. Tamam burada neyi sormak istiyorsunuz? Direkt konuya yani, geçin. Efendim? Okudunuz mu? Ben şimdi şey vereceğim size, oran vereceğim, paylaştır diyeceğim. Yani Kur'an'a göre paylaştır. Tamam. Çok basit. Hemen basit bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bir şey düşünün. Yani aile düşünün. Aile. Hani Nisa suresi 12'de diyor ki eşlerinizin çocukları varsa dörtte biri sizin. Eşlerinizin çocukları varsa dörtte biri sizin. Tamam. Eşleriniz çocukları yoksa yarısı sizin diyor. Değil mi? 11. ayette mi? 11. 12. ayette. 12. ayette diyor. Şimdi soru şu. Diyelim ki bir kadın öldü. Tamam. Bir kadın öldü. İki çocuğu var. Annesi babası var. Kocası var. 120 bin lira para birikti. Parası var. Şimdi... Parası. Bir saniye. Çok önemli. Çok önemli. Kur'an'a göre paylaştıracağız bunu. Eğer paylaşıyorsa şu anda 1060 kişi izliyor. İman edeceğim. Şu laptopu öpeceğim. Kur'an'a iman edeceğim. Söz mü sizde Kur'an'ın hatalı olduğunu kabul edecek misiniz? Diyor ben hatalı olmadığına eminim. Hayır ben ne diyorum? Ben de hatalı olduğuna eminim. Onun için diyorum ki şu laptopu öpeceğim. Şu 1066 kişinin içerisinde iman edeceğim Kur'an'a. Az önce gösterdiğim ayetler size iman ettirmedi. Bakın ayetler. Bakın bir ayet, tek bitecik ayet. Kur'an'da, İncil'de veya Tevrat'ta günümüze uymuyorsa, bilime uymuyorsa, akla uymuyorsa at çöpe gitsin kardeşim. Bir tanesi, tek bir tanesi. Ve burada soruyorum, 120 bin lira para var. Kadının
İki tane kızı var, annesi babası var ve kocası var. Paylaştır bu parayı. Kur'an'a göre paylaştır. Ve secde edeceğim şu anda. Maşallah. Evet. Evet tamam söyle kardeşim. Ne? Söyledim ya. 120 bin lira parası var dedim. Kadının. Tamam. 120 bin parası. İki tane kız çocuğu var. Annesi babası evet. Var. Annesi babası var. Kocası var. Tamam parayı mı paylaştıracağım? Parayı paylaştır. Annesine babasına verir misin vermez misin bilmem. Kızlara verir misin verir misin? Kocasına verir misin? Benim şöyle bilmem. Burada bir iddiam yok. Şimdi Kur'an'daki bu bir hukuk sorusudur. Ve gerçekten bunun üzerinde çalışıp buna cevap vermek gerekir. Miras gibi benim yani özel ilgim alanım olmayan bir şeydi. Böyle bir şeyi sorduğunuz zaman şunu ben şöyle cevaplayabilirim. Siz bana söyleyin. Şimdi ben kaydını alayım. Ben bunun üzerine çalışıp size cevap veririm. Olur. Ama şu an bunun ben size diyeyim ki Kur'an'da yazıyor orada beyefendi. Ahmet Bey yazıyor. Ayete göre paylaştır. Yazıyor. Neyini çalışacaksınız? Tamam. Yazıyor. 11-12 okuyun. Orada yazıyor kime ne vereceğinizi. Tamam. Çocukları yoksa hanımınızın bıraktığı yarısı sizindir. Tamam. Tamam. 11-12'de yazıyor. Çocukları var ise bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Evet. Ver dörtte kalın biri. Çocukların olmuş oluyor. Kalın çocukların olmuş oluyor. Bu evet. Payı borçlarının ödenmesinden ve yaptıkları payların dağıtılmasından sonradır. Çocuklarınız yoksa bıraktıklarının dörtte biri onlarındır. Burada anlamadığınız ne var? Ya diyorum ki 120 bin lira para var. Tamam. Kadın öldü. Bu 120 bin lirasını paylaştıracaksınız. Siz Müslümansınız. Kur'an diyorsunuz. Kur'an elinize alacaksınız. Kur'an kadın elinize alacaksınız. Çocukları yoksa 60 bin lirası sizin. Çocukları doğru var. Mu? İki tane kız çocuğu var. Çocukları yoksa 60 bin lirası sizin. Çocukları varsa evet. Çocukları varsa 30 bin lirası sizin. Kalanı çocukların. Var mı öyle bir ayet? Nerede yazıyor 30 bin lirası sizin? Çocukları var ise bıraktıklarının dörtte biri sizindir. 30 bin lirası sizin. Tamam. Anne baba var artık. Çocukların. Anne baba var. İki kız var. Annesi babası var kızın. İşte dörtte biri sizin. Kalanı ya. O kalan paylara dağıtılacak. Devam edelim. Kalan paylara dağıtılmaz. Şu an. Demin bir şey söylediniz, doğru söylediniz, bilmiyorum dedim. Tamam, doğru değil. Bakıyorum şu an, ben de yorumlamaya doğru çalışıyorum. Değil, öyle doğru değil. 30 bin lira sizin, doğru mu? Tamam. Çocukları var ise bıraktıklarının dörtte biri sizin. 30 bin lira sizin şu an, doğru mu? Tamam. Bu pay borçların ödenmesinden ve yaptıkları vasiyetin dağıtılmasından sonradır. Çocukları yoksa bıraktıklarının dörtte biri onlarındır. Dörtte biri onlarındır. Çocukları varsa bıraktıklarının sekizde biri onlarındır. Bu şuradaki dağıtılan paya dağıtılıyor. Ya, şimdi, borçlara ve vasiyetteki payların dağıtılması. Borç falan yok. Vasiyet de yok. Hiçbir şey yok kadının. İki bu kızı var. Şimdi bak kardeşim. Birinci ayete geçersen 11. ayete. Orada abi, diyor ki. Bir dakika bitirelim madem öyle. Bu pay borçlarınızın ödenmesinden ve yaptıklarını vasiyetteki payların dağıtılmasından sonradır. Miras bırakılan erkeğin veya kadının çocuğu ve eşi olmayıp bir erkek veya bir kız kardeşi varsa bu durum halinde 6'da 1 düşer. Bundan fazla iseler 3'te 1'i paylaşırlar. Bu vasiyetin payların dağıtılmasından, borçların ödenmesinden sonradır. Son derece açık burada. Niye anlamıyorsunuz anlamıyorum. Ya söyleyin kardeşim ya. Oran veriyor. Diyor ki bak oran 6'da bir anneye verecek diyor. Bak tamam. Mirastan kalandan değil. Tamam. Demin diyorsunuz ki bu alınacak kalanı paylaşacak. Öyle miras olur mu? O zaman şöyle siz 4 kardeşsiniz. Mesela kardeşin yarısını alsın gidin 3 kardeş geri yarısını bölüşsün. Böyle olmaz. Miras tamamen bütünden bir vasiyet yoksa bu dağıtım tamamen bir vasiyet yoksa geçerli. Vasiyet bırakmamışsa. Vasiyet yok. Vasiyet kadar. Yok diyorum. Laf uzatmaya gerek yok. Laf bak annesi var, babası var, iki kızı var kardeşim. Kur'an'da orada yazıyor ayette. Diyor ki bir kızı varsa yarısını verin diyor bak. Bir kızı varsa. Çok teknik ve sıkıcı bir tartışma yapıyoruz şu an. Hayır. Ayet konuşuyoruz. Ayet konuşuyoruz. Teknik bir tartışma. Ne burası diyorum? Çok iddia ediyorum. Diyorum ki, çok kolay anlaşılacak şeyler var. Burada bunlara cevap veremediniz. Bu tür bir ayet nereden girdi buraya? Ahmet Bey önemli değil.
Önemli değil. Şimdi bakın, ben size sadece size demiyorum. Hodri meydan diyorum. İslam alemine hodri meydan diyorum. Nisa suresi 11-12. İslam alemine hodri meydan diyorum. Ne yapacağım? İman edeceğim. Açıklayın bu mirası bana, iman edeyim diyorum. Bu ayet seni iman ettirmiyorsa o ayette iman ettirmeyecek. Yani onlar hepsi var. Göğü gücümüzle biz kurduk, onu genişletmekteyiz. Al sana kapı gibi ayet. Ya ne genişletmesi? Hangi alim demiş genişletiyor diye? Ne genişletmesi? Almancasına bakıyorum, bizim gücümüz yeter bunu yapmaya. Gücümüz bu kadar geniş diye çeviriyor. İngilizcesine bakıyorum, keza öyle. Bizim Türkler sadece genişletiyoruz diye yazıyor. Yok, yalan. İbni Kesir'de yok. Kurt gibide yok. İbni Kesir'de yok. Hiçbirinde yok. Herhangi bir Kur'an mealini aç. Al sana vasiyen. Burada vasiya kelimesi. Vasiya kökü geçiyor. Siz şu mirası açıklayın. Ne diyorum? Bak burada diğer ayetleri, geçiş yerlerini de aldım. Hepsinde vesaire kelimesi geçiyor. Arkadaşım şu miras ayetlerini diyorum ki, beni iman ettirecek misin? Niye geldin sen buraya? Ben seni iman ettirmekle alakalı... Astroloji konuşmaya mı geldin, Kur'an'ı konuşmaya mı geldin? Tabii Kur'an'ı anlatmaya geldim. O zaman Kur'an'ı anlatmaya geldin. En önemli... Tabii. Bakın her insanın başına gelen bir şeydir. Bu nasıl konusu? Her insanın başına gelen bir şeydir. Siz tabii. Kur'an diyorsunuz. Ben meyalli yapıyorum diyorsunuz. Nisa 11-12'yi açıklayamıyorsunuz ya. Sizin buradaki açıklamaya çalışıyorum. Miras konusu teknik bir konu, hukuksal bir teknik konu. Teknik değil. Oranları vermiş. Vermiş oranları ya. Altıda bir anneye ver diyor. Altıda bir babaya ver diyor. Yarısı sizin. Dörtte biri sizin diyor. İki kıza ne verecek? Onu soruyorum. İki kıza ne verecek? Ayette ne yazıyor? Kadının annesine babasına miras var mı? Bu ayeti... Bak, bilmediğiniz hemen su yüzüne çıkıyor. Tamam. Matematiklerle buraya, o epçep hesaplarıyla bilmem neyle buraya Kur'an ispatlamaya geliyorsunuz. Sizden rica ediyorum. Almancasını bu ayetin buraya verin. Madem öyle görelim. Hangisini? Almancasını buraya verin. Madem Almancasında böyle geçmiyor dediniz. Lütfen o Almancaları buraya verin de görelim. Bizim gücümüz buna yeter diyor Almancasında. Her iddiasına bakın. Ben de verin buraya. Bakın ben de orijinal Alman. Ben şu anda yanımda yok Almanca Kur'an. Bu ayetin çevirisine bakalım o Almanca'da. Hayır, bu ayetin çevirisine bakma. Bakınız ne diyorum. 1965'te Alman tarafından yazılmış Kur'an. Bu Kur'an ayetlerine hep el atıldı. Sonradan hepsine el atıldı. Yok. Bu ayetler, gidin Elmalı'nın 100 yıl önceki çevrilen mealine bakın. Aynı genişlik anlamında çevrilmiştir bu kelimeler. Ayetin yanlış çevresinden yola çıkarak yanlış kanaatler oluşturuyorsunuz ve bunu da malzeme yapıyorsunuz. Bunu tabii gerçek görmemeye şartlandırmak. Ben ne diyorum arkadaşım? Sen bir fantazi üzerine bu ayeti getiriyorsun. Hadi yarın bilim insanları evren genişlemiyor derse ne yapacaksınız? Nereye kaldıracaksınız bu ayeti? Bilim teorisi. Bilimin bir teorisi yapmayın. Ben size net şey söylüyorum. Net. Yaşanan. Evren genişlememesi diye bir şey yok. Bu gözlemlerle. Nasıl bir şey yok? Bilim bugün kanıtlanmış bir şey. Ne zaman çıktı? Evrenin kanıtlanmış bir yok. Evrenin genişlemesi ne zaman atıldı? 1928'de Hubble bunu kanıtladı. Evrenin genişlediğini. Kanıtladı değil. Bir teori kabul edildi. 1960'lı yıllarda da Ardalan ışımasının keşfedilmesiyle. Ya, Ahmet bir şey söyleyeyim mi? Bana söylediler. Bana dediler ki ya boşuna tartışıyorsun bunlarla. Çünkü seni hiç dinlemeyecek dediler. Ve dedikleri gibi çıkıyor ya. Yani. Evet. Ben net bir şey söylüyorum. Net. Siz çok iyi dinliyorsunuz değil bakınız, mi? Bakınız bak. Rakam. Ya, biz yarım saat dinledim o şeyleri, o rakamları. Ben ayet veriyorum size. Diyorum ki bunu bana şu hesabı yapın. Basit hesabı yapın. Mirası dağıtın diyorum. Secde edeceğim burada diyorum. Daha ne istiyorsunuz? İnşallah seni secde ettirecek biriyle karşılaşırsın. Ne diyeyim? Ya şimdi evet, o zaman... burada isterseniz kapatalım. Yeterince tartıştık. Yani verimsiz bir yere doğru gidiyor. Daha bir sürü ayet var. Yani daha 2 saat olmadı. Yani 2,5 saat devam edebiliriz. Yok, yeterli bence. Gerek yok. Çünkü çok kısır. Son şeyde Halis Aydemir'i açtığımızdan beri çok kısır. Halis Aydemir'i açtığımızdan beri çok sıkıcı bir tartışma. Gerek yok. İzleyenlere yazık. Hayır, şimdi sizler alışmışsınız ya, karşınızda kimse olmasın, anlatalım. Güzel anlatalım. Böyle bir şey yok. Ben diyorum ki bak kardeşim, diyorum ki Nisa suresi 11-12, sırf sana demiyorum bunu. Video yaptığım günden beri iddia ediyorum, bir tane alim. Ben şimdi bugünden itibaren tekrar videolar çekeceğim ve videolar yoluyla sizi güzel bir eleştireceğim inşallah. Şimdi videolarla eleştirebiliriz, karşınızda kimse yok. Karşınızda kimse yok, kaçmayın bak buradayım, daha bir sürü sorular var.
Yok yeter, 2 saat oldu. Şimdi 7:12. Ben sabah 6'da kalkıp işe gidiyorum. Şimdi size Sümerler'deki şeyi bulacaktım. Gitmeyin. Hammurabi'nin yasalarını verdim. Hammurabi Sümerler'den gelmiyor. Bunu da söyleyeyim de yanlışlıkla. Hayır. Şey var. Yani Sümerler'de de yazar onu. İşte yer birbirinden ayrıldığı zaman, yer birleşik olduğu zaman diye aynen ayetler, o ayetler orada var. Şimdi bakınız, aklınızda olsun. Nisa suresi 11 ve 12. Miras paylaşımlarını anlatıyor, rakamlarla anlatıyor, oranlarla anlatıyor. Ve iddia ediyorum, diyorum ki sadece siz değil. Hangi Müslüman gelirse gelsin. Ben sana başlamadan şöyle bir şey söyledim mi? Ayet numaralarını verin, ben hazırlıkları yapayım, kepsler de hazırlayayım. Siz geliyorsunuz, arıyorsunuz. Vakit kaybediyorsunuz yani. Çok sıkıcı. Meal yaptım diyorsunuz, meal. Meal yaptım diyorsunuz, Kur'an'ı meal ettim diyorsunuz. Nasıl meal ettiniz o zaman Nisa suresi 11-12'yi? Meal yapmakta bir sıkıntı yok ki. O zaman yanlış meal yapıyorsunuz işte. Yok, yanlış meal yapmıyorsunuz. Anlatamıyorsunuz. Nisa suresi 11-12 anlatın diyorum ben. İki kız, çok zor değil. İki kız, bir anne bir baba ve eş. Verin bu 120 bin lirayı dağıtın diyorum. Çok zor bir soru mu? Tamam. Ben de burada açıklamaya çalıştım. Açıklamadınız ki, ayeti okumaya çalıştınız. Tamam, ayeti okumaya çalışacağım zaten. Ne yapabilirim? Ben söylüyorum zaten ayeti. Meblağı veriyorum. Diyorum ki şu kadar meblağ var. Burada toparlayacak olursak, ben burada bizi dinleyen şu anki kardeşlerime şöyle seslenmek istiyorum. Bu kitabı lütfen alayın. Ön yargılarını bırakarak lütfen okumaya çalışın. Şimdi Kur'an eleştirisini yapan birçok arkadaş maalesef ön yargılarla bir takım ayetlerin ucunu bucunu çekiştirerek bu tür tarzı... Ucunu yani, bucunu çekiştirmiyorum. Nisa suresi 11, 12 hepsini söylüyorum. Bu konulardaki tartışmalar... Bak, kendini ispat etmek istiyorsan kitabını şey yapmaya gerek yok. Bak, ayeti aç ve izah et bize. Tamam. Tamam diyorsun. Biliyor musunuz? Özellikle Nisa 11-12 için bir tartışma yapalım. Olur mu? Başka bir gün. Hayır, sadece bu konuyu orada işleyelim. Olur mu? Fazla bir şey yok burada. Paylarını vereceksiniz. İlkokul çocuğu bunun hesabını yapar. İlkokul çocuğu bunun hesabını yapar. Yani ilkokuldaki bir çocuğu getir, dörtteki çocuğu bu oran hesapları. Benim size gösterdiğim o tablolardaki şeyleri açıkladınız mı? Herhangi bir yorumunuz oldu mu? Yok. Hangisi? Hepsine ebced dediniz. Ebced orada bir tane veride vardı. Birçok veriyi anlamadınız maalesef. Buna rağmen orada Ahmet Bey, bakınız istediğiniz kadar rakamları koyun. Şu kadar ayet var, şu kadar gün yapıyor. Ben diyorum ki size bak, günlerin sayısı 1750 idi. Buyur. 1750 tane yer çıkartacaksın oradan. Siz tabii orada şunu anlamıyorsunuz. Gökler ve yer derken ne zamanı kastedildiğini anlamıyorsunuz. Niye anlamıyorum? Siz peki 365 günü çıkartıyorsunuz. Niye çıkarıyorsunuz 365 günü? Bugün yıl 365 gün de değil. Evet, 365. 360.6. 360.06. Tamam, 06. 365 geçmiş. Bakın 365'i geçmiş. 200-300 yıl sonra zaten 365 olacak. Zaten ben şöyle söyleyeyim. Kur'an açıkçası kaçmak isteyenlere mutlaka bir delik verir. Eğer İman etmek istemiyorsanız, bir delikten kaçmak istiyorsanız o 6 saat sizin işinize yarayacaktır. Ama o delikten kaçmak istemiyorsanız Kur'an'daki tekil bir kelimeyle bunlar iş yapmaz. Ahmet Bey, bu demoralleri iş yapmaz. Aynı beni bıraktığı gibi. Buradaki insanlar bilinçli insanlar. Buradaki insanlar o dediklerini, o evrenin yaratılışını bilmem ne, yerin bilini çok bir cebinden çıkaran insanlar. Yapmayın, öyle bilgisiz bir kitleye hitap etmiyorsunuz. Bakınız ayet var diyorum. Bu ayeti bize açıklayın kardeşim. Başta ben iman edeyim ya. Ben size iman ettirebilecek ayetleri gösteriyorum. Görmek istediniz mi? Çevir. Ben onları istemiyorum. Kendine bakmadınız. Ben güneş ve ay bir yörüngede yüzer diyor. Bu sizi etkiledi mi? Etkilemedi. Güneş hiçbir yere gitmiyor. Güneş hiçbir yere gitmiyor. Güneşin battığı yer diyor. Güneş nereye gidiyor da batıyor? Evet arkadaşlar, ben ya güneş ona yanıt ver. Peki güneş nereye gidiyor da batıyor? Güneş hiçbir yere gitmiyor. Nereye gidiyor güneş? Söyler misiniz? Gerek yok. Bizim şu andan itibaren ben ikinci tartışmaya da gereksizliğini de görmüyorum. Zaten söylemişlerdi. Zaten söylemişlerdi. Ahmet Bey bugün gelir bir daha gelmez demişlerdi. Neden? Çünkü bu kaya gibi bu ayetler alnınıza çakılıyor siz. Yapmayın. Evet. Daha çok ayetler var, altından kalkamayacağınız. Altından kalkamayacağın sana onlarca ayet, onlarca veri gösterdim. Yani ama ya ben Kur'an'dan hiçbir şey göstermediniz daha. Sonra Nisa suresindeki ayet açtım. O
bölüşümle alakalı çalışmadığım, benim uzman olmadığım bir konu hakkında bana sorular soruyorsun. Savaşla alakalı ayetleri gündeme getir değil mi? Diline doluyorsun. Doğru mu? Buraya da getireceğiz. Gel onu konuşalım. Buraya da getireceğiz. Bir gel var mısın? Getireceğiz ya. Savaşlar. Gel konuşalım tamam. Bir sonraki konumuz savaş olsun. Tamam. Var mısın? Tamam varım. Tamam kabul. Tamam. Kabul tarih tespit ediyorum. Ama savaş bu İsa suresi 11-12'nin yanıtını verin yani bize. Yok. O konuyu orada tartışmayacağız. Savaşla alakalı konuları tamam. Senle. Tamam. En çok dilimize konuşulanı bazaracağız. İslam tarihini bazaracağız. Yok Kur'an'ı baz alacağız. He? İşine geliyor mu? Tabii Kur'an her zaman Kur'an tartışıyoruz tamam. Şimdi zaten. 16 Ekim'de Kur'an'ın savaşla alakalı ayetlerini tartışacağız. Var tamam, mısın? Tamam. Tamam. 16 Ekim. Hangi konusunu dersen hiç fark etmez. Savaş. Yine en kaçacaksın. Çok eleştirdiğiniz konu yine kaçacaksın Ahmet Bey. Gerçek söylüyorum. Yine kaçacaksın. Bak bir de şey söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeyim. Girişte de orada yanıltıcı bir bilgi verdin. Orada var ya. Benimle ilgili yaptın. Bir saniye dinler. Siz değiştirdiniz. Buna rağmen girişte yanıltıcı bir bilgi verdiniz. Benimle ilgili yaptığınız videoda var ya. Benimle yaptığınız ilgili videoda 10 tane mi? Konu yok. Utanmanız gerekirdi. Bir 10 tane konu yok dediniz. Bir saniye. Kur'an'da. 50 tane konu saydım o videoda. Tamam saydınız. Bir şey demeyin. Oraya gelmedik daha. Daha oraya gelmedik. Oraya da geleceğiz. O ayetlerde sizin dediğiniz gibi hiçbir tanesi bir kere çevre temizliğiyle ilgili hiçbir ayet yok. Görürüz. Siz orada hangi ayeti tamam, koydunuz? Tamam hemen getirelim onu. Hemen bir saniye getirelim. Başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Çevre temizliğiyle alakalı buyurun. Başka bir şey söyleyeceğim. Bak o videoda bana benim için diyorsunuz ki bunlar para için yapıyor. Bunların katıl butonları var. Ondan sonra bunlar kitap yazıp para kazanıyorlar. Katıl butonu açıp para kazanıyorlar. Diyor. Burada sizi... Genelde söyledim onu ve bu işten para kazanıyorsunuz. Bu doğru. Video dedin, katıl butonları var dedin. Bunlar para kazanıyor. Beni eleştirdiğim videoda. Bir, katıl butonum yok. İki tane kitap. Katıl butonunu kaldırdınız. Çünkü çoğunluğun Google'a gittiğini söylediğiniz için kaldırdınız. Beş gündür. Beş gün. Kaldırdığım bak 5 gün. İyi beş para gün gelmiyor dediniz. Bir saniye doğru öğrendim. YouTube'a gidiyor para. Benim izleyicilerim parası YouTube'a gidemez. %40'ı YouTube'a gidiyor diye kaldırdım. %90'ı size gelseydi bırakacak mıydınız orada? Yine bırakırdım. %10'unu kesse yine bırakırdım. Tamam. Niye kesiyor? %100'ü gelse sıkıntı yok. Hayır bak şimdi katıl butonu var diyorsunuz. Burada yalan söylüyorsunuz. Çünkü benim katıl butonum yok. Bu yok bir. Katıl butonu vardı. Ben genel olarak konuştum orada. Gidin videoyu tekrar seyredin. Aynı şeyi mesela kitap içinde söylediniz. Ben 2 kitap yazdım. İkisinin de basın masraflarını kendimiz verdik. Ve 1 lira daha cebine koymadım. Koyan onu da yanlış duymuşsunuz. Ben genele itibaren söyledim bu şeyleri. Genel bunlar diyorsun. Yani beni eleştirirken bunlar deyince ben içerisinde yok muyum? Bunlar yok. Hepsi siz. Niye siz içinde tamamen olasın? Biz bir şey söylediğimiz zaman yani Müslüman şöyle yaptı. IŞİD adam öldürüyor. Işte ben içinde değilim. Ben Müslüman almıyorum. Hayır. Üstüne nasıl almıyorsun Müslümanlar şöyle yapıyor böyle yapıyor dediğimizde? Onun içinde değilim ben. Onu yapan üstüne alsın onun. Ya o zaman siz de doğru söylemeyeceksiniz. Tanım bilmediğiniz zaman söylemeyeceksiniz. Müslümanlar deyip genelleme yapıyorsunuz. O genelleme siz de öyle genelleme yaptınız. Siz de öyle genelleme yaptınız. Bunların dediğiniz katıl butonu var diyorsunuz. Gidin lütfen o videoyu tekrar seyredin. Orada istisnalı cümleler kurduğumu göreceksiniz. Lütfen dinlediğinizi iyi anlayın. Dinledim. Tamam. Hemşerim. Dinledim. Diyorsunuz ki o bahsettiğiniz ayeti verdim. Lütfen alın ekranı onun hakkında konuşalım. Hangi ayeti? Verdim. Hangi ayeti? Söyleyin. Çevreyle alakalı ayet yok dediniz ya. Verdim hangi ona ayet? Verin lütfen. Hangi ayet? Verin. Tamam vereceğim. Bir saniye. Çok şükür. Tamam. Bir saniye. Evet. Bu ayet adeta bir mucize. Bu ayet adeta bir mucize. Rum suresinde evet. Zaten bu tür özellikler oldukça fazla. Tamam. Yakup Deniz'in iddiası çevre temizliğiyle ilgili bilgi yok. Oysa evet. Kur'an'da öyle bir yorum var ki evet. Bu zaten 1700'lü yıllarına kadar çevre bilinci yok. 1900'lü yıllardan sonra 1970'ten sonra çevre bilinci gelişiyor toplumlarda. Oysa Kur'an'da bakın ne var? Ayeti verin ekrana lütfen. Bir niye vermediniz? Ya ayeti. Yok tekrar verin ekranda kalsın. Tekrar görelim. Ya ayette bir şey yok. Ayeti sizden ver ekrana ver. Ekrana verdim. Ekrana verdim. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Yaptıklarının bir kısmı kendilerine tattırmaktadır ki vazgeçsinler. Şimdi denizde olan bozgun yoktu ki böyle bir bozgun. Değil mi? He. Nereden böyle bir cümle kuruluyor? He.
Karada ve denizde bozgun çıktı diyor. Karada olanı herkes görebilir. Ama denizde olan bozulma süreci ancak 1900'lü yıllardan bu bilinç geliştikten sonra ortaya çıktı. Denizde olan bozgun. Bir kısmını kendilerine tattırmaktalar diyor. Çevreyle alakalı, denizle alakalı böyle bir bilgi Kur'an'da var mı yok mu? Bir saniye. Bir saniye kardeşim. Bunu sizin gibi açıklayan bir başka müfessir, bir tane isim verebilir misiniz bana? Hiç önemli değil. Önemli, çok önemli. Sen çok. Burada çevre temizliğinden var mı bu ayette böyle bir şey? Çevre temizliğinden bahsetmiyor o da. Nerede bahsediyor? Niye bahsediyor? Ne bahsediyor biliyor musunuz? Bütün müfessirlerden bahsediyor işte. Bütün müfessirlerin, İbn Kesir'in, Kurtubi'nin, ne kadar müfessir varsa hepsinin meyalini çıkarttım. Hiçbir tanesi çevre temizliğinden bahsetmiyor. Bir zaten adamların istiyor. Anlamamış olması çok normal. Çünkü 1900'lerden sonra Muhammed Sınavı'nda yaşayan adamlar mı anlamamış? Bakın, tabii ki anlamamışlar. Çünkü denizde bozgun çıktı. Adam nasıl anlayacak bunu? Ya arkadaşım. Denizi görmemiş adamlar bundan nasıl bahsedebilir? Anlamaz ki. Orada çevre temizliğinden, deniz temizliğinden, hava kirliliğinden bahsediyor. Denizde olan bozgunluk, bozgunculuktan bahsediyor. Bozgunculuktan. Karada olanı görüyordu bu insanlar. Denizde olanı nereden gördüler? Göremediler. Bakın, madem iş çıktı bize, bu ayeti getirdi. Ahmet Bey sadece kendisi böyle anlıyor. Hiçbir Kur'an müfessiri bu şekilde anlamıyor. Kendisi de ayatmaya çalışıyor. Bakın, Rum suresinin 41. ayetini İbn Kesir'den çıkarttım. İbn-i Kesir'den. Ondan sonra Kurtubi'den çıkarttım. Tamam, ondan sonra Taberi'den çıkarttım. Hepsini bakın okuyacağım arkadaşlar. Biraz uzun sürecek bu şey. Çünkü bunlar böyle ayetleri mutlaka kendi anladıkları gibi insanlara dikletmeye çalışıyorlar. Okuyorum. İnsanların elleriyle işlediklerinden dolayı karada ve denizde fesat belirdi. Ayet bu. Hı hı. Ki yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki dönerler. 42. ayette diyor ki, de ki yeryüzünde gezip dolaşan da daha önce geçenlerin akıbetinin nasıl olduğunu görün. Onların çoğu müşrik idiler. Karada ve denizde fesat, İbn Abbas, İkrime, Dehak, Sudi ve başkaları derler ki burada karadan maksat, iyi dinleyin arkadaşlar. Bunların nasıl sahtelik yaptıklarını gözlerinizle görün. Diyor ki karadan maksat su bulunmayan yerler. Bakın şimdi çöllerdir. Denizden maksat ise şehirlerdir. Tamam. Ve karadan maksat su bulunmayan yerler. Adam saçmalamış ve sen bunu mu savunuyorsun? Kasabalardır. Bakın İbn Kesir saçmalamış öyle mi? Saçmalamış tabii ki. Orada tamam. O kadar çok saçmalık neyse, var ki. İbn Abbas da saçmalamış. Peygamber'in amcası. Hı? Peygamber'in amcası da saçmalamış. İsmini kullanıyorlar ismini. İbn Abbas'a söyletiyorlar onu. İbn Abbas'ın haberi bile yok. Bana göre ise şehirler ve kasabaların nehir kenarlarında olanlarıdır. Yani bir ayrım koyuyor. Anlamamış diyor ki adamlar. Şehirler şunlardır, kasabalar şunlardır. Deniz diye insanların bol olduğu yerlere söylüyor. Başka bir burada mesaj. Ayet var. Bu ayeti bakın, bir oku bakalım lütfen. Bakın, Taberi. Bu dünyaya bir mesajdır. Onun haberlerini ki, bir süre sonra öğreneceksiniz. Taberi ki, İslam dininin bel kemiğidir. Bütün kaynaklar yalan, Taberi. Yalan. Taberi uyduruk rivayetler anlatan bir tane adam. Bak, bütün kaynaklar onlara dayanır. Ne diyor? İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Günah yüzünden. Hı hı. Yani insanlar ne yaptılar da denizi kirlediler de deniz kirliliğinden bahsetsin. Allah yaptıklarının cezasını kendilerine tattırsın. Bir saniye. Görüyor musun? Şunu bir bitirelim bütün ya. Bütün dünyaya bir mesajdır. Onun haberlerini bir süre sonra öğreneceksiniz. Şunu bir bitirelim Ahmet Bey. Diyor ki bir kısım müfessirlere göre, yani burada müfessirlere ayırmış, diyor ki bu ayette zikredilen karadan maksat deniz ve intaklardan uzak olan yerlerdir. Denizden maksat ise deniz ve su kenarlarında bulunan şehir ve köylerdir. Arkadaşlar söylemek istediği şey üçünün de ve bütün müfessirlerin, Kur'an müfessirlerinin söylediği şey bu. Bu arkadaşımız aldı buradan Rum suresi 41'den çevre kirliliğini ve Ozan'ın kirliliğini, dünyanın kirliliğini, denizin kirliliğini önümüze getiriyor ya. Şuraya bakın ya. Evet. Sen bu hadislere inanıyor musun Yakup kardeşim? Ben Kur'an'a inanmıyorum. Kur'an'da hadis. Yok. Bu hadislere inanıyor musun? Peygamberin parmağıyla ayırdığına inanıyor musun? Ben hadislere inanayım ya. Kurma kütüğüyle okuduğuna inanıyor musun? Hangisine? Hayır kardeşim ben hadise bu değil. Bu hadislere inanıyor musun? Kur'an'a inanmıyorum İbn-i kardeşim. İbn-i Kesir'de, Taberi'de bu tür rivayetler de var. Bunlara inanıyor musun? Ama Kur'an da aynısı. İnanmıyorsun değil mi? Lütfen açık söyle. Kur'an da aynısı. Lütfen söyler misin?
Bu rivayetlere inanıyor musun? Ben Kur'an'ın ne, bu rivayetlere ne Allah'a inanıyorum ne kitabına inanıyorum. Bak konuyu çarpıtıyorsun. Ben sana şunu soruyorum güzel kardeşim. Ya ben niye inanayım ona ya? Ben niye inanayım ona ya? Ben Kur'an'a inanmıyorum. Taberde geçse de inanmam. Evet. Buhari'de geçse de inanmam. İbn-i Kesir'de de inanmam diyorsun. Doğru mu? Evet, Kur'an'da da yazsa inanmam. Tutarsızsın işte güzel kardeşim. Tutarsızsın. Niye? İşine gelen rivayeti alıyorsun. İşine gelmedi mi bunların hiçbirine inanmam oluyor. Arkadaşım benim işime bunların gelmez. Hiçbirine inanmaz benim işime. Benim işime bunların hiçbir tanesine inanmıyorsun. Bu hadislerin hiçbir tanesine inanmıyorsun değil mi güzel kardeşim? Benim hiçbiri işime gelmez. Ben ayetlerle işim var. Bir de Kur'an'daki mucize rivayetlerin tamamını bu İbn-i Kesir'de olsa uydurma, Taberi'de olsa uydurma. Arkadaşım uydurma. Sen diyorsun ki bak Rum suresi 41. ayette çevreyle ilgili diyorsun. Senden başka bir adam göster. Ya bu kadar da şey olmaz yani. Senden başka bir insan göster ki aynı şeyi söylesin. Bu konu hakkında yazılmış kitaplar bile var. Kimdir ya? Kimdir? Yazan söyle. Geçmişte mi? Hayır. Senden başka bu ayeti böyle yorumlayan kim varsa söyle. Ya Caner Tasman'ın kitaplarından arkadaşlar bakabilir. Rum suresi 41. Tabii o kitaplarda vurgulanıyor. Rum suresi 41 senden başka kim söylemiş bunu? Türkiye'nin en iyi felsefecilerinden biridir. Kim o? Caner Tasman. Gel karşıma çık dedim beni engelledi. Gelsin. Gelsin. Vallahi senin karşına çıkmasını zaten istemem. Yani gereği yok. Gelemez ki. Hatta bak bir hafız gibi. Bir hafız astronomiyi gibi. Astronomiyle karıştırdınız. Yani astroloji ile astronomi arasındaki farkı maalesef bilmiyorum. Ya git ya Allah'ın seversen. Adam var ya bir tartışmada fizikçi ağzına sıçtı kaldırdı attı ya. Bir çift kelimeyle. Hep yalan konuşuyor. Şeyinizi bozmayın. Hayır o şu anlamda söylüyorum. Yani adamı tırs etti. Evren dedi galaksiler de kendi içinde gelişiyor deyince orada ne yaptı? Ben izninizle ayrılıyorum. Bir sonraki